Herkese merhabalar. Ee, hemen bir ses ve görüntü teyidi almak istiyorum. İyi akşamlar. Ee, ses ve görüntüye ilişkin bir teyit verebilirseniz memnun olurum. Şu YouTube'dan canlı bakıyorum. Ama çok güzel. Yeni ışık aldım. Biraz daha aydınlık olabilsin diye. Umarım teknik açıdan daha iyi yayınlar yapabileceğim. Biraz daha düzenli de yayınlar yapmak istiyorum. Umarım her çarşamba akşamı bu yayınları sürdürebilirim. Bir ritim yakalayalım isterim. Bugün okumayacaklar için Antik Yunan felsefesi başlığını seçtim. bunun pek çok sebebi var. Genel sebepleri var, daha spesifik sebepleri var ama Az çok Celal Şengör'ün antik felsefe, antik Yunan felsefesine ilişkin görüşleri hakkında konuşmak istiyorum. Genel yaklaşım konusunda ve belirli önermeleri konusunda eleştirilerim var, sorularım var. Şimdi nasıl başlayalım? Şuradan başlamak lazım. Benim daha önceki videolarımı izleyenler zaten bilirler insan dili ve insan kurumları e, zorunlu olarak e, biçim ve içerik arasındaki ayrılıktan ötürü e, zaman içerisinde bir e, yozlaşma, bir değişmeye e, uğruyorlar. E, bu yüzden de e, kurumların e, ya da sözlerin, e, fikirlerin içi boşalıyor e, zaman içerisinde. İçi boşaldığı zaman e, tipik olarak bu kurumların içi tekrar bir şekilde doldurulmaya çalışılıyor tipik olarak da e, duygusal bir dolgu yapılıyor bu duygusal dolgu e, olumlu yapıldığında yani bu e, kurumun e, kaybettiği e, anlamı e, olumlu bir şekilde ona geri döndürmek istediğimiz zaman onu putlaştırıyoruz onu tanrılaştırıyoruz onu fetişize ediyoruz onu fetişleştiriyoruz. Onu dokunulmaz e, ilan ediyoruz, onu tabulaştırıyoruz, ona tapıyoruz, tapınıyoruz diyelim. E, olumsuz bir duygu e, dolgusu yaptığımızda ise onu şeytanlaştırıyoruz, onu e, e, sinsizim diyorum buna. İlkine fetişizm, ikincisine sinsizim diyorum ve tukaka ediyoruz e, vesaire. Bu, bu fetişizm ve sinisizm ikilemi yalnızca farklı kişilerde karşımıza, karşımıza çıkan tavırlar değil. Aynı kişi içerisinde dönem dönem birbirini esasında çağıran, karşıt olmakla birlikte birinden öbürüne bizi savuran tutumlar. Ben bu ikisinin çok tipik bir, bir tipik fenomenler olduğunu düşünüyorum. Ama yapılması gereken şey bu kurumların, bu fikirlerin esas anlamlarına, Tabi geri dönmek e, antik Yunan felsefesi için de aynı şey geçerli. Antik Yunan felsefesinin nasıl fetişize edildiğini, nasıl e, dokunulmazlaştırıldığını az çok biliyoruz. Dokunulmazlaştırmak değilse bile bir klişe haline getiriliyor ve e, tipik olarak da e, sakal, işte yaşlı bir adam, ulaşılmaz bir yaşlı adam, e, sütunlar, yıkıntılar, e, bembeyaz heykeller vesaire bunlar e, bunun klişeleri işte çok büyük filozoflar oldukları, ulaşılmaz oldukları, mucize oldukları vesaire, Bu işin e, fetişizm tarafı bana kalırsa, e, içini doldurmak lazım bunların içi doldurulmadığı sürece bunlar fetişizm olarak kalıyor. E, sinisizm tarafı ise e, bütün yaşadığımız kötülüklerin e, başlangıcının eski Yunan felsefesinde olduğunu düşünmek e, ya da bambaşka bir sürü şekilde Aynı pro, aynı şey yapılabilir. Şimdi bu iki tavır da fetişizm de sinisizm de okumamaktan kaynaklanıyor ve okumamakla da sonuçlanıyor esasında. Daha doğrusu birinci kaynaklara gitmemekten de doğuyor ve yine birinci kaynaklara gitmemek sonucunu asıl doğuruyor. Asıl problem o. Um süblime ediliyor diyenler var aynen öyle güzel ee, ve bu okumamayla sonuçlanıyor okumamayla sonuçlanınca esasında bu o ilk varmaya çalıştığımız anlama ulaşma şansımız gene azalıyor ve e, duygusal olarak günümüzü geçirmiş oluyoruz. Yani e, ne bileyim ben arkada heykellerle birazcık böyle e, koltuklarımız kabarıyor. O heykeller hele bizim tarafımızdaysa nasıl oluyorsa o, bizim evimizdeyse ya da bizim işte belki yurdumuzdaysa e, onu araştırmamak için bir sebep haline gelmeye başlıyoruz. Problem orada. Problem heykellerin kendisinde değil. Problem e, sütunların, e, yaşlı adamların, sakalların işte o... E, e, giysilerin e, falan mintanların falan kendisinde değil. Mesele bunların içinin boşaltılmış olması ve böyle kullanılabilmesi. Ee, özellikle de e, evet e, işte e, benim e, Celal Şengör'ün e, Antik felsefe, antik felsefesi hakkında konuşurken hissettiğim bir sürü duygu birden var. Biraz onları ayıklamaya çalıştım. Ve başkalarının da hissettiğini tahmin ettiğim bazı duygulardan söz edeceğim. Birincisi tabii ki çok büyüleyici bir tarafı var. Yani alıp götürüyor, çok heyecan verici, çocuksu bir merakla bilim insanı çok dünyada çok seçkin kurumlarda yer alan, kendisi de çok seçkin bir bilim insanını bir araya getiriyor. Müthiş bir ilham kaynağı bu açıdan. bilim esasında eleştirilerim tam da bu ilham kaynağı olmasından da kaynaklanıyor. Çünkü onu dinlediğimiz zaman bir mest olma halimiz var. Özellikle gençlerin karşı koyamadıkları bir, ee, bir, bir şekilde insan e, hayran oluyor, mest oluyor ama bu mest olmanın altında bir şeyler, birkaç şey var. Beni e, bence yanlış olan pedagojik olarak ve bilimsel olarak da bence e, sor, sorgulanması gereken bazı şeyler var. E, bir tanesi şu. Ee, ve tabii ki bu hiç Celal Şengör'e göre e, özgü bir şey değil bende de olan bir şey benim dışımdakilerde de olan bir şey biraz böyle 40 be, 40 yaş üstü böyle heyecanlı heyecanlı anlatan adamlar e, var ben de tabii bunlardan biriyim ee, YouTube'da bunlar çok çoğaldı ee, alıp götürüyorlar ee, heyecanlılar en önemli özellikleri bu şimdi e, Bilgili bir insan, öğretmen konumundaki bir insan, hoca konumundaki bir insan heyecanlı olduğunda bu öğrenciler için çok hoş bir şeydir. Öğrencileri çok etkileyen bir şeydir. Bana da söylenmiştir. Hocam siz çok tutkulu anlatıyorsunuz vesaire. Evet, doğru olabilir. Ama çok kısa sürede ben bu tutkulu anlatım biçiminin pedagojik olarak zararlı olduğunu biraz fark ettim bazı açılardan. O da şu. Zarar şurada. ben anlattığım konu hakkında, özellikle de anlattığım fikirler, filozoflar diyelim hakkında heyecanlı olduğunda, onları bir coşkuyla anlattığımda bana itiraz edilmesini zorlaştırıyorum. Ve benimle hem fikir olunması konusunda hafif bir baskı yapmış oluyorum. O yüzden de hani öğrencileri bir konuya çekmek için tutkulu anlatım çok önemli bir araç. Doğru. Ama e, sorgulatabilmek için e, ve öğrenciyi, dinleyiciyi, kuyucuyu e, etkin bir şekilde tartışmanın parçası yapabilmek için son derece kötü e, bir tarafı var. Bu heyecanlı heyecanlı anlatma. E, Bu benim de düştüğüm bir hata, benim de kendimde gördüğüm bir e, sakınca. E, bu tabii Celal Hoca'da da, e, çok var, başka bir sürü insanda da. Çok var ve Celal Hoca konuştuktan sonra sözleri tamamlandığında düşünce güm diye bitiyor ve büyük bir rahatlama hissediyor insan. Mesela işte genç arkadaşlarla konuşmalar yapıyor, büyük bir gülümseme geliyor insanlara. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi özellikle de küfürlü konuştuğunda, amiyane tabirler kullandığında ve bir gömme, havası esmeye başladığında, bunu yakınlarda Cengiz Çevik'le yaptıkları şeyi de dinlemiştim, yayını dinlemiştim. Orada dinleyiciler işte chatte, hocam işte şunu bunu gömelim, hadi gömelim falan filan diye bir gömme coşkusu içindeler. Ve bu coşkuyu ben de hissetmiyor değilim. Ve sonra onu düşünmeye başladım, bu gömme coşkusu ya da işte sinisizm coşkusu tabii bu ya da bir fetişizm coşkusu da olabilir. Bir keyif yaşatıyor insana ve bu bağırmalı, kahkahalı, sinirlenmeli ve büyük suçlamalar böyle getirmeli bir tarz bu sonuç olarak. İşte şu zehirdir, bu Sokrates zehirdir vesaire vesaire deniyor. Bunlar maalesef esasında düşündüğümüzde pedagojik olarak itaati hem fikir olmayı kolaylaştırıyor ve itirazı zorlaştırıyor. E bu hiç iyi bir şey değil. Bence itirazın itirazın çok ucuzlaması lazım. Ve bu tavır esasında itirazı zor hale getiriyor. Kolay mı işte Rus Bilimler Akademisi'nden, Kolej de France'ın üyesi vesaire bir kişi bağıra çağıra, gülerek ya da kızarak bir şey anlatıyor. Bu, tav bu tavır maalesef birincisi e, otorite salgılıyor e, ve bu problemle e, ikinci bir mesele var ve bu gömme kolaylığı e, işte o salaktır bu aptaldır vesaire demek e, her şey bir yana e, değerli ve zor olan şeylerin e, kolaylaşmasının ve değersizleşmesinin bir sevincini yaratıyor insanda. ve bu biraz ürkütücü bir şey aslında bakacak olursanız. Yani adeta yani yapmamız gereken şeyler azalıyor ve neredeyse tembelliğe bir tür altlık olmuş oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen bir felsefe anlatırken ya da filozofları anlatırken onları öğrencilerin okuma, on, öğrencileri bunları okumaya hazırlamıyoruz. Öğrencileri sıklıkla bunları okumamaya hazırlıyoruz. Böyle bir bir paradoks var esasında bizim yaptığımız işte. Yani ben Platon'u anlattığımda heyecanlı heyecanlı ve çok da güzel anlattığımda olumlu ya da olumsuz olarak fark etmez. Bundan çıkan öğrenci Platon okumak için değil, Platon okumamak için bir sebeple ayrılıyor esasında. Dersten, konuşmadan vesaire. Biraz Celal Hoca'nın anlatımlarında bunun tersi çok var. Mesela çok güzel kaynaklar gösteriyor, insan o kaynakların peşine düşüyor vesaire ama öbür taraftan da bu tutumuyla esasında antik felsefe mitinlerine ne bir daha dönmemeyi mümkün kılıyor çünkü Sokrates gömülmüş, çünkü işte Platon işte çok şeytani Aristoteles de falan şöyle böyle dediğimizde bu kötü anlamda bir vulgarizasyona bence dönüyor. Okumamayı teşvik etmiş oluyor bu anlarda. Celal Hoca okuma ve inceleme isteği, merak, hayret uyandırmıyor böyle anlarda. Oysa biz daha iyisini yapabiliriz. Gençler de daha iyisini yapabilir. Son da söyleyeceğim şeyi böylece biraz başta söylemiş oldum. Ve şimdi biraz daha tek tek değindiği işte filozoflara Değineceğim. İki, üç tane, e, değineceğim. 2-3 tane iki, üç tane maddede söyleyeceklerimi toparlayacağım. E, bakayım. E, evet. E, Platon Taitetos'unda e, Sokrates'le e, Genç genç Taitetos'u e, tartıştırıyor ve e, Bilginin ne olduğu konusunda konuşuyorlar, bilginin algıya indirgenip indirgenemeyeceğini tartışırlarken Protagoras'tan söz ediyorlar ve Protagoras'ın homo, homo mensura diye anılan çok meşhur insan her şeyin ölçüsüdür diye başlayan meşhur cümlesini yorumluyorlar ve bunu çürütüyorlar, bu bakış açısını çürütüyorlar. Hemen arkasından Sokrates galiba 164 C'den itibaren diyor ki bu kadar kolay değil diyor. Yani burada e, Protagoras'ın argümanının babası burada değil. Biz bu argümanı yetim öksüz bir çocuğu bulmuşuz onu e, işte şamar olanı haline getirdik. Babası burada olsaydı e, onu çok daha iyi savunurdu bizim de bu savunmayı yapmamız lazım diyor. Bu tavra yani eleştirmek istediğiniz tavrı önce olabildiğince güçlendirme tavrına çöp adam argümanının tam tersi olarak demir adam <laughs> argümanı deniyor. Strowman yerine Steelman deniyor buna. Bu tabii Platon ve Sokrates bağlamında önemli ve bir okumanın vazgeçilmezi esasında. Biz Protagoras'ı diyelim merak ediyor olsaydık iyi niyet karinesi icabı bir kere önce onun argümanını güçlendirmemiz gerekirdi. Olabildiğince iyi bir savunma hakkı vermemiz gerekirdi. İyi niyet karinesi felsefede zaten kullanılan bir karinedir. Temel fikri şudur. Bir şey bir argümanın ya da bir doktrine karşı çıkabilmek için bile onu önce anlamanız lazım. Onu anlayabilmeniz için de ona minimum bir kredi vermeniz lazım. Yani ilk cümlesini dinlemeniz lazım. İlk cümlenin sonuna kadar gidebilmeniz lazım. Birkaç cümle dinlemeniz lazım ve peki 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 diğer ilerlemeniz lazım. Sanki doktrini anladık anlayana kadar ondan sonra işte itirazlar falan filan başlayabilir. Eğer o noktaya kadar tahammül edemezseniz, yani iyi niyet gösteremezseniz, o minimal e, krediyi vermezseniz itiraz da edemezsiniz. Çünkü itiraz ettiğiniz şeyi anlayamazsınız. Şimdi bu gene Celal görün diyelim Platon, e, Sokrates, Aristoteles için e, büyük ölçüde de Sokrates ve Platon için söyledikleri için onları uygulamak lazım esasında. E, çünkü bir kişiye zehir dediğiniz anda yani onun okunmaması gerektiği herhalde vurgulanmış oluyor. Oysa bu zehir sözcüğünün kendisi çok büyük bir zehir bana kalırsa ben bunun nasıl nasıl adilane olduğunu, nasıl bilimsel olduğunu anlayabilmiş değilim. Eğer zehirse o zaman benim bunu okumamam gerekir. Oysa bence düşünceler öyledir ki zehir metaforunu aşacak bir şekilde biz onları vücudumuzu alırız ve şey yaparız, e, sorgulayabiliriz, sorgulayabilmemiz lazım. Hatta e, felsefede ya da düşünce alanında biz karşı olacağımız şeyleri bir açıdan içimize almamız lazım. Önce onlara e, eğer karşı çıkacaksak hakkıyla karşı çıkacaksak. Dolayısıyla e, yani Sokrates'in ya da Platon'un e, ya da kolaylıkla bir başkası da e, zehir ilan edilebilir. Bir sinisizmin içine girilerek cadı avına çıkılabilir ve işte yakılabilir, edilebilir. Bunların ama felsefe ile bilimle, bilim tarihiyle ya da felsefe tarihiyle pek bir alakası yok bunlar. Kişisel tutumlar. Dolayısıyla Platon'daki Sokrates bize bunun esasında yanlış olduğunu gösteren ilk kişilerden biri. Biz de yani ben genel olarak bu tavrın güzel olduğunu, zevkli olduğunu ve tartışmanın burada başladığını düşünüyorum. Yoksa şeyleri dinliyoruz yani. Ya sinisizm dinliyoruz ya fetişizm dinliyoruz ve arkasından zaten soru gelemiyor. Celal Hoca ile yapılan konuşmalarda şöyle bir şey var. Antik felsefe hakkında yaptığı konuşmalarda soru cevaplar çok zayıf. Yani soru cevaplar yani kelimeler hakkında, fikirler hakkında değil. Ve ortaya büyük iddialar atılıyor. Büyük iddialardan sonra biraz bomba düşmüş gibi bir sessizlik var. Ve konuyu iyi bilen insanlar elli elleri ayakları karışıyor. Çünkü birazdan söyleyeceğim sebeplerle elimizdeki malzemeye aykırı şeyler söylüyor ya da eksik şeyler söylüyor. Ve ona karşı çıkmak zorlaştığı için bu eksikleri işaret etmek, bu tek yönlü anlatımları işaret etmek çok zorlaşıyor. Açıkçası pahalı hale geliyor. Çünkü bağıran, küfreden bir insan var, Hegel'e küfür ediyor, hakaret ediyor. E eh, Yani işte ne bileyim ben 22 yaşında birisinin, birisi heyecanlanıyor bunun karşısında ama maalesef yatkınlaşıyor insan dinlerken. Ben bunun biraz böyle baskıcı olduğunu hissettiğim için, hoşuma gitmediği için e, söylemek ihtiyacını duyuyorum. Bir de benim alanım olduğu için de e, birazdan işaret edeceğim içerikle ilgili bazı alıp veremediklerim var. Kusura bakmayın. E, herkese merhabalar, iyi akşamlar, kusura bakmayın. E, sorularınıza e, döneceğim. Ama e, lafımı bir tamamlayayım. E, değinmek istediğim iki üç tane mesele var. Yani Tales, Anaximandros, e, Sokrates ve Platon hakkında bir iki şey söyleyeyim. Lafımı bağlayayım. Şimdi birinci mesele bu Thales meselesi. Cengiz Çakmak Thales'in fragmanlarını tarayacağı benziyor. Laks ve Most'u izleyecek. Dolayısıyla orada Celal Hoca'nın Thales hakkında söylediklerini herhalde arka planda değerlendirebilirsiniz. Ama çok açık göze çarpan bir şey var. Özellikle söz konusu Thales'e ilişkin aktarımları bilen birisi Celal Hoca'yı dinlediğinde çok aşikar bir şekilde birkaç şey düşünüyor. Ve eğer o aktarımları bilmeyen kişiler bunları göremiyor. O yüzden bunları vurgulamakta fayda var. Thales hakkında tanrıya Tanrısal'a referans göstermemenin Thales'in kilit özelliği olduğunu iddia etti ve hemen orada akla bir şey geliyor. İki tane aktarım geliyor. Bir tanesi çok çok meşhur, her şey tanrılarla doludur diye bir lafı var. Beğenelim, beğenmeyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Beğenelim ya da beğenmeyelim, bunu biz sinisizme yönelik olarak ya da fetişizme yönelik olarak kullanabiliriz. Ama fark etmez. Her şey Tanrılarla doludur diyor ve bunu de geçiyor bu. Yani geçkin bir kaynak değil. E, Aristoteles'te geçiyor ve başka yerlerde, Platon'un yasalarında da e, değiniliyor. E, bu e, neden e, Celal e, Şengör'ün e, buna değinmesi bir şekilde e, gerekiyor. Ama değinme şey olamaz, doğru değil o deyip geçmeyle e, ne yapalım elimizdeki malzeme bu. Ben inanmıyorum ona ya da yok öyle bir şey demek, işte kendi teorimizi doğrulayabilmek için verilere sırtımızı dönmek demek. Bu tam da Celal Hoca'nın sıklıkla eleştirdiği bir şey. Benzer şekilde ikinci bir fragman. Gene Aristoteles'ten, bu da ruh üzerinden. Bu Diels Kranz işte, Diels testimoni arasında yani... Aktarımlarda, 22. aktarım, ruh hareket ettirir çünkü taşın, magnezya taşının, mıknatısın ruhu var. Çünkü demiri çekiyor, diyor Aristoteles Thales için. Şimdi şöyle bir dünya çok kolay düşünülebiliyor. Yani Celal Şengör bu iki fragmandan hareket edecek. Diyelim ki bu iki fragman bize Thales'ten değil de Platon'dan gelmiş olsaydı, Celal görün e, tavrı ne olacaktı buna karşı? E, diyecekti ki işte e, böyle böyle zehirlemiş, böyle e, saçmalamış, işte e, aptal, işte e, bu mıknatısın çekmesini tanrılara bağlıyor, bu yobazlıktır falan filan diyecek e, gibi gözüküyor. Ki aslında eğer böyle yapsa yani e, Thales'i, fetişizmden çıkarıp bu sefer sinsizme yönlendirmiş olsaydı bu da saçma olacaktı. Çünkü Celal Şengör açısından bu fragmanları yorumlamak da esasında mümkün. Alternatif bir Celal Şengör doğa olaylarına tanrıları karıştırmasını aslında onaylayabilirdi Thales'in. Çünkü tanrıları demistifiye ettiğini, doğa güçlerini onları indirgediğini söyleyebilirdi bu sefer. Yani uzun lafın kısası bu iki önemli aktarım var ve bunlar bildiğimiz kadarıyla güvenilir aktarım bir aktarım güvenilebilirse bu kadar güvenilebilir olur. Dolayısıyla bunları hesaba katmak lazım. Bunlarsız dengesiz kalıyor söylenen şey.. Ve bu, burada bir yanlışlık buluyorum. bunun üzerine işte o heyecan o seçkin bir bilim insanının verdiği otorite yaşlılığı vesaire vesaire olunca, buna e, bunlardan şüphelenmek zorlaşıyor ve e, hocaya karşı çıkmak çok zorlaşıyor. Bu beni özellikle e, rahatsız etti ve üzüyor esasında. Yayınlarda üzülmemin esasında böyle bir sebebi var. Bir yandan ben de meşgul diyorum tabii ki ama bir yandan da e, bir hüzün kaplıyor içimi, bir bir korku hissi geliyor ve bundan dolayı zaten bu videoyu çekmek istedim. E, dediğim gibi bu iki aktarım e, Aristoteles'ten geliyor. Bunların e, hesaba katılması lazım, bunların bir şekilde yorumlanması lazım. Bunu şunun için söylüyorum, e, Kornford'da ve e, sonrakilerde e, Thales hakkında konuşurken bu gerginliği ele alıyorlar. Yani bir yandan tanrılara referans vermeden açıklama e, geleneği var ama bir yandan da bazı e, aktarımlarda e, gene tanrılara e, referans veriyor. Bu bir geri adım olarak düşünülebilir, e, bir şekilde yorumlanma, yorumlanması lazım ama yok sayılmaması lazım diye demeye çalıştığım bu. E, Benzer şekilde e, Celal Şengör doğu batı farkından e, söz ederken e, daha doğrusu Thales ve kendisinden sonraki Miletos okulunu e, şey yaparken e, e, özelliğini anlatırken e, pratik e, amaçlar gütmemelerini teorik e, bir yaklaşımda bulunmalarını e, işaret ediyor. Bu da doğrudur ama eksik gene. Gene işin bir tarafını anlatıyor ve bu anlatılarda hep bu gerginlik anlatılır. Bir tarafta evet, Tales teorik bir kişi olarak resmedilmiştir, vardır bu. Bu en açık şekliyle Trakyalı kız kıssasında vardır. Göya, Tales işte bir gökyüzündeki yıldızları incelerken önünü görmemiş bir kuyunun içine dönmüş Trakyalı bir kız da bunu görüp kahkah gülmüş. Yani şapşal bilim insanı, şapşal filozof, şapşal teorisyen klişesinin ilk formlarından biri herhalde bu. Platon'un Tayitetos'unda geçiyor bu. Yani dolayısıyla gene çok erken tarihli bir hikaye. Bu işin bir tarafı, ya pardon ikinci bir tarafı henüz bitmedi. Aristoteles'in Nikomakos'a ettiğinde 6. kitabın 7. bölümünde de Thales bilge olduğu halde pratik zekadan yoksun ya da basiretten yoksun birisi olarak anlatılıyor. Bir sürü şey biliyor, çok önemli şeyler biliyor ama işe yaramaz şeyler bunlar deniyor orada. Gene burada teorik e, Thales karşımıza çıkıyor ama hepimizin bildiği e, Aristoteles'in politikasındaki meşhur e, hikaye bunun tam tersi bir Thales bize anlatıyor. E, o da e, astronomi bilgisinden hareketle e, sonraki senenin işte e, bol ürün vereceğini öngören ve bu yüzden de işte Miletos civarındaki bütün zeytinyağı preslerini ucuza kiralayan, verimsiz bir yıl olduğu için onları kiralayan, sonraki sene e, paraya para demeyen e, ucuza kiralamış olduğu zeytinyağı preslerini e, uçuk fiyatlara e, satan bir e, Tales'ten söz ediliyor Aristoteles'in e, politikasında. Sonra Platon'un devletinde de e, Thales'e zekice icatlar, işte pratiğe yönelik uygulamalar e, atfediliyor. Benzer şekilde Herodotos'ta da işte e, Yonya kıyılarındaki şehirlerin bir müzakere merkezi kurmak üzere teosto toplanmaları gerektiğine ilişkin şeyler veriyor, tavsiyeler veriyor. Bunların hepsi bize pratik hatta tekniğe yönelik ama aynı zamanda politikaya yönelik bir kişi de sunuyor. Bu da o zaman dengesiz kalıyor demeye çalışıyorum. Tek taraflı bir tales bir e, bilimsel araştırma enstitüsünde e, teorik çalışmalar yapan ve öğrencileriyle tez öğrencileriyle tartışan bir Thales olarak anlatılmış oluyor eksik geliyor bana gibi gelmiyor e, şeyler böyle e, belgeler Bunlar bu e, Dediğim gibi Cengiz Çevik çok daha e, yavaş e, bir şekilde bunların üzerinden geçeceğe benziyor. Onun da malzemesini tabii ki berbat etmiş e, olmam diye umuyorum. Zaten ondan ayrıca e, anlatacaklarını e, dinleyin. O daha detaylı bir şekilde e, talesin doğudan etkilenip etkilenmediği tartışmasına daha yakından girecek. Bu da e, Celal Şengör'ün özellikle üzerinde durduğu bir şeydi. Ee, bu da bana çok çok fevri, çok tek taraflı gibi gözüküyor onun tavrı orada. Ee, evet. Evet. Şeylere katılmak isteyen, Zoom toplantısına katılmak isteyen varsa şöyle bir şey yapalım isterseniz. saat Yarım saat sonra ben lafımı bitirdiğimde kısa bir ara verelim. Ben size Zoom linkini yollayayım. isteyenler oradan katılsın, soruları oradan sorsun. E, ...bu chatten takip etmek son derece zor oluyor. Bence en güzeli o olacaktır. Yoluma devam ediyorum. 2 üç adımım daha kaldı. Anaximandros'tan, e, Sokrates'ten ve Platon'dan biraz söz, edip, lafı bağlayacağım. E, Anaximandros'la ilgili olarak da... E, Vernanda'da da yani, Jean-Pierre Vernanda'da, da, e, C.R. Schengör'de de gördüğümüz bir şey... E, e, ...düz yazı formuna geçme çok vurgulanıyor yani şiir tarzında, şiirsel söylemi bırakıp düz yazı yazması Anaximandros'un çok önemli bir özelliği. Mitoloji bırakıp işte logon didona yani bir hesap verme pratiğinin gündeme gelmesi hep anlatılıyor. Aynı zamanda Vernon'da mekanın matematikselleştirilmesi, geometrikleştirilmesi vurgulanıyor. Tanrısal nedenler göstermek yerine doğal nedenler göstermek de sanki Anaximandros'un özelliği gibi gösteriliyor. Doğruluk payı var ama meşhur fragmanda birincisi tanrısal bir eda var. Yani zamanın e, düzenine göre ya da olması e, gereken şeye göre derken gene bir tür tanrılaştırma var gibi gözüküyor ve zaten benzer bir şekilde e, mitolojik bir figür e, orada e, adaleti temsil ediyormuş e, gibi gözüküyor yani hala bir e, referans var bu adalet olsa bile bu bir düzenlik e, olsa bile e, ve e, ayrıca e, bu çok meşhur felsefenin ilk fragmanı olan Anaximandros fragmanını bize aktaran Simplikios'un da dediği gibi bu sözleri metaforlu bir şekilde, şiirsel, şairane bir şekilde söylediğini Simplikios'un kendisi de söylüyor. Dolayısıyla bir anda her şey bırakılıyor ve düz yazıya geçiliyor. İnsanlar makaleler yazıyor ya da insanlar bir günde bu işleri yapıyorlar bir günde mitosu bırakıp Logos'a geçiyorlar diye düşünmek aceleci. Bu biraz mitolojik gibi duruyor bana kalırsa. Bu biraz şiirsel geliyor kulağa bana kalırsa. Benzer şekilde Anaximandros'un harita haritası denen şey. Sonradan yapılan rekonstrüksiyonlar var tabii ki. Ama Bambil'deki bir haritaya inanılmaz çok benziyor, olağanüstü çok benziyor. Bir işte pergelle çizilmiş gibi durduğunu Herodotus söylüyor. Ve diyor ki bu filozoflar işte dünyayı böyle matematiksel düşünürler ama gerintisi çıkıntısını bilmezler. Ben size dünyanın işte şey daha gerçekçi şeklini anlatayım falan diyor. Ve orada çok büyük bir ihtimalle Anaximandros'tan söz ediyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir Babil e, haritası e, bulunuyor, çok daha eski. E, benzer şekilde çevrede bir Okeanos var, e, gene e, Göbek'te e, Olimpos Dağı var ve üç parçaya ayrılmış. E, o üç parça tabii ki Avrupa, Asya ve Libya, e, işte Afrika'ya Libya deniyor. Ve ortada bir kuşak var, e, şey e, bu tabii çok sonradan bulunan bir Babil e, haritası. Ortada de bir delik var. Sonradan anlaşılıyor ki tabii ki bu daireyi bir pergelle hakikaten çizmişler. Yani Herodotus'un büyük bir ihtimalle Anaximandros için söylediği ve alaya aldığı yöntemi şeylerde kullanmış gibi duruyor. Uzun lafın kısası Anaximandros'un haritası ile Babil haritası arasında bazı paralellikler de kurulmuş. Daha da önemlisi eğer Anaximandros hakkında Anaximandros'u üstün kılan şey... Ee, bilmiyorum ee, Celal Şengör bunu mu düşünüyor ama e, doğal gözlemleri doğaya ilişkin gözlemleri ise e, bir yandan da e, dünyanın evrenin neresinde olduğuna ilişkin argümanı da e, kendi söylediği gibi e, tamamen a priori bir argüman bir anlamda ee, gelelim Sokrates'e e, Celal Şengör bir zehir olduğunu söylüyor e, bilimin bu Herhalde serpilişine bir yani dibine kibrit suyu dökmüş gibi duruyor. Yani öyle bile olsa nasıl olabiliyor bir şey başlıyor? Fikirler aktarılabiliyor. Ama insanlar Sokrates'i dinliyorlar, Platon'u dinliyorlar. Bu şeyde de Popper'de de olan bir şey yani Platon'un büyüsü diyor. Doğru Platon'un bir büyüsü var, Sokrates'in bir büyüsü var. Ama yani bilimsel araştırmayı bile durduracak kadar güçlü bir büyü bana inandırıcı gelmiyor açıkçası. Xenofon'a göre Sokrates bilimin günah olduğunu söylemiş. Ben bu pasajı bilmiyorum. Bilmediğim bir pasaj karşıma çıkmadı. Bunu Celer Cengör söylüyor ama ben bilmiyorum. Benim bildiğim şey şu, Xenofon Sokrates'ten söz ederken, onun doğa bilimiyle işinin olmadığını vurguluyor. Bunu vurgulamasının sebebi e, onu aklamak istemesi esasında. Neden aklamak istiyor? Çünkü işte doğa bilimi üzerinden e, şeylerle e, iftiralarla e, ve sonra e, şeyde de e, Platon'un e, e, Sokrates'in savunmasında belirttiği gibi e, doğa bilimi ile ilgili e, argümanlar Sokrates'in e, idamına yol açıyor. E, Xenofon da buna karşı koymak istercesine hep şey der, Aa, Sokrates tamamen etikle ilgilendi, hiç ilgilenmez asla doğa bilimiyle. Sakın ha dercesine e, Sokratesi e, aklar. Şimdi e, Platon'un Sokrates'i nasıl e, akladığı hep anlatılır ya. Ben de buna karşılık bir cevap veririm dedim ki yani diyelim ki bu örnekte e, biz. Sokrates'in doğa bilimiyle ne kadar ilgilendiğini bal gibi Platon'un kendisinden biliyoruz. Platon'un Faidon'undan biliyoruz ve zaten Celal faydona Faidon'a gönderme yapıyor. Faidon'da olan şey şu, gençken doğa bilimiyle çok ilgileniyor. Telos'u soruyor. Yani zehirli olan büyük bir ihtimalle bu zaten Celal Şengör'e göre. Celal Şengör'e göre. Evet. Çünkü teleolojik bir bakış açısı getiriyor ve diyor ki teleolojik bir şey aradığım için ben e, doğa olgularında ve bunu Anaxagoras'ın her şeyin e, bir aklın yönettiği e, fikrine rağmen Anaxagoras'ta bunu bulamadığım için e, anladım ki ben bu işi beceremeyeceğim ben doğa bilimine benim kafam basmıyor diyor bunu açık olarak söylüyor. Yani ben yetersizim ve sırtımı döndüm ben insan işleriyle e, argümanlara e, yüzümü döndüm. Doğa'ya sırtımı döndüm diyor. Çünkü kör olacağım dedim Doğan'ın o kadar güçlü bir güneşi var ki ışığı var ki gözlerim kör olmasın diye ben sırtımı döndüm ve kendimi logosa verdim, kendimi tartışmalara insanlarla konuşmaya ve insan yani etik alanına döndüm e, demeye çalışıyor. Yani erdem hakkında konuşmaya başladım e, diyor. Yani e, ortada e, şeyin bir e, günah olduğu falan fikri. E, Ni ben bilemiyorum, göremiyorum. Benim bildiğim kadarıyla e, hikaye bu, e, bu Sokrates'teki zehir, Platondaki zehirle karışıyor gibi duruyor. Ve Platon da tabii ki mistik ortaça e, okumasına çok indirgeniyor. Platon da saf bir mistikmiş gibi, sanki işte e, doğa biliminin matematikselleştirilmesi konusunda Platon'dan hiçbir şey öğrenilmemiş gibi Kepler. Hiç Platoncu değilmiş gibi ya da Galileo Platon'dan çok etkilenmemiş ya da kendisini Platoncu olarak şey yapmamış gibi e, dengesiz bir anlatım e, gibi geliyor bana bunlar uzun lafın kısası. Ve tabii tabi Sokrates e, e, Sokrates'in zehirli olması hakkında Celal Şengör'ün söylediği şey kafasında bir iyi toplum e, fikri olduğunu söylüyor. Bu Sokrates'ten ziyade Platon'u andırıyor açıkçası bana. Ee, ...Sokrates ısrarlı bir şekilde e, iyiyi aramak gerektiğini ama iyiyi kendisinin bilmediğini söylüyor. Ee, ve sıklıkla şu söylenir, Sokrates'in ağzına ideal topluma ilişkin e, öğretileri Platon koymuştur denir ki... ...ben ayrıca e, onu da tartışırım da e, biraz da şundan e, da söylüyorum, e, Celal Şengör başka bağlamlarda da... E, Ya da şöyle söyleyeyim, Sokrates'e Sokrates'i e birazcık bakabilmek için savunmada kendini nasıl... Kimse 10 General olayından söz etmiyor, Salamisli Leon olayından söz etmiyor. Yani bunlara biraz bakmak lazım bana kalırsa. Bunlar iki tane olay. Bir tanesi demokratik hükümet zamanında, diğeri oligarşik hükümet zamanında. Sokrates orada açık açık politik iktidara karşı koyuyor. Kendisini suça ortak etmeye çalışıyorlar ve kesinlikle reddediyor. Platon bunu yedinci mektupta da anlatıyor ve biraz da bundan da başı belaya giriyor ama Sokrates bunun şundan söylüyor. Ben aktif politikaya bulaşmam, bulaşırsam şey olur. Yaşatmazlar beni. Ama diyor, benim işte duyduğum o küçük sesle karşı çıkmadı. Bu iki durumda açık bir şekilde e, muhalefet ettim. Hem size ettim diyor e, demokratik e, hükümet e, sıra e, altında e, sonlmasını yaptığı için e, ama e, oligarklara da e, karşı çıktım. Benim için hiç fark etmez demeye getiriyor. Biraz da yani oligarşik askeri cuntanın e, hükümeti altındayken de e, kendi bir suça ortak olmama tavrını gösterdiğini söylüyor. Bunu şunun için de söylüyorum. Esasında Celal Şengör'ün politik görüşleri esasında bu tırnak içerisinde Platon'a atfedilen edilen seçkin bir bilimsel eğitimden gelmiş askeri kökenli devlet adamlarına bu kadar karşı olduğunu bilmiyordum dahi diktatör fikri. Bu anlattığı ideal toplumdan çok uzakta değil bir anlamda. Platon'un Menonu hakkında bazı fikirleri var. Orada Sokrates'in bütün cevapları köleye verdiğini söylüyor. Bunu farz etsek bile kölenin o ilk fikrini ortaya atışında... ...ve sonra o fikri çürütmesi üzerinde durmuyor ama Celal Şengör yani... Farz edelim ki işte bir kareyi iki katına çıkartmak için onun köşegeninden hareketle kareyi çizmek lazım geldiğini fısıldadı kulağına çocuğun diyelim. Doğru olabilir. Bunu doğru kabul edelim. Yani burada da demir adam argümanı yapalım. Muarızımız haklıymış gibi düşünelim. iyi güzel ama köleye bir kareyi iki katına çıkarmak için kenar uzunluğunu ne yapmamız gerektiğini ilk sorduğunda da Köle ilk yanlış cevabı verdiğinde de e, köleye işte salak, aptal işte bağırmalar, çağırmalar, heyecanlanmalara hiç girmeden çok soğukkanlı bir şekilde Menon'a dönüyor ve diyor ki bak görüyor musun diyor. Olayı yanlış biliyor ama doğru bildiğini zannediyor. Bakalım bak bakalım biz ne yapacağız diyor ve ondan sonra köleye doğruyu söylemiyor e, ona soruyu şunu söylüyor. Senin verdiğin hipotezden hareket edecek olursak yani bir kareyi iki katı e, büyütmek için kenarını iki kat büyütmemiz gerekirse şöyle yapmamız lazım değil mi diyor böyle yapmamız lazım değil mi diyor bak bakalım diyor bu çıkan kare senin söylediğin gibi iki katım büyük yoksa başka bir şey mi? Bunun üzerine e, köle aabet diyor ve e, şey yapmadığı için baskı yapmadığı için köleye ve tabii aynı zamanda kölenin köle matematik bilgisine ilişkin bir yatırım içerisinde olmadığı için köle bunu kolaylıkla anlıyor ve kolaylıkla ilerleyebiliyor. Oysa e, diyaloğun devamında gördüğümüz gibi sonradan e, Anitos e, karşımıza çıkıyor ve e, Anitos Sokrates'e karşı, e, Sokrates'in bu çürütmelerine karşı o kadar da e, barışçıl e, davranmıyor. E, sen böyle konuşmaya devam edersen başın çok fena belaya girecek diyerekten onun üstü örtük bir şekilde tehdit ediyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası Celal Şengür'ün bu anlatımları hep tek taraflı gibi duruyor. Ben de hani konuyla ilgilenen birisi olduğum için ve bu tek taraflı anlatımlar Celal Hoca'nın hani otoritesi ve saygınlığı ve seçkinliği onun gölgesinde gerçekleştiği için bende üzüntü yarattı ve bu videoyu çekmek zorunda kaldım diyelim. Son olarak Thales Anaximandros ve Anaximenes'ten söz ederken işte ortaya e, hipotezler attıklarını ve diğerlerinin bunu rahatça eleştirebildiğini e, söylüyor. Doğru olabilir, olmayabilir. Orada anlattığı e, ortam tabi Celal e, Hoca'nın e, e, şey e, anlatımları. Yani sanki işte üniversitede karşı koridorda kendi asistanını çağırmış da hadi gel sen benim işte teorilerimi çürüt bakalım. Demiştesini anlatıyor ama bunlar tabii kendisinin doldurduğu anlatımlar ve açıkçası ben hani Sokrates, Platon, Aristoteles üçlüsünde Sokrates'in zaten yani Skeptisizme inanılmaz yakın bir kişi. Skeptiklerin kendi babaları ilan ettikleri kişi Platon'un akademisi bir süre sonra Skeptisizme evrilecektir. Ve Platonun akademisinde biz şunu biliyoruz çok tatlı sevimli bir bir resim vardır. Nereden biliyoruz bunu? Galiba galiba evet Aristoteles'in meteorolo meteoroloji kitabından biliyoruz. Sanırım Mars ayın arkasından geçiyor ve bunlar çok genç yaşta büyük bir ihtimalle. O, o, olay sırasında Aristoteles. Arkadaşlarıyla birlikte bunu gözlemliyorlar ve coşkuyla kutluyorlar. Biz bunu bir şekilde mitinlerden çıkarsayabiliyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Hani e, Platon'un akademisinde bir özgür tartışma alanı mutlaka vardı. Çünkü Platon'un takipçileri Spiosippos olsun, Xenokrates olsun, Aristoteles olsun diyelim idealar teorisini. Yerden yere vurmaya da çalışırlar, çekiştirmeye de çalışırlar ve tamamen alternatifler geliştirirler. Yani bir tanesi bile olsun doğru düzgün dogmayı takip etmez mi? Etmiyorlar işte. Neden? Çünkü özgür bir taraf var. Eleştiri orada var. Yani Miniatos Okulu'nda bulduğumuz eleştiri neden orada bulunmuyoruz? Elimizde çok daha fazla bu yönde e, belge var ve ortam eğer öyle bir eleştirelilik e, arz etmeseydi... Bunu biz belgelerden e, bilebileceğimizi düşündürecek kadar çok belge var elimizde. Dolayısıyla bir yerlerinden biz işte okulda çok büyük bir tatsızlık çıktığını, işte ideallar teorisine birisinin karşı çıktığı için e, Platon'un onu azarladığını falan kesin duyardık. Bu hikayeleri felsefe tarihçileri, daha doğrusu e, bu aktarıcılar, e, doksograflar falan hayatta e, affetmezler, mutlaka aktarırlar. Benzer şekilde Aristoteles'e geldiğimiz zaman Aristoteles da Aristoteles'in de da öğrencisi Theophrastus. Çok açık bir şekilde bir yandan bilimsel çalışmaları devam ettirirken bitki çalışmalarını, botanik çalışmalarını devam ettiriyor. Ama kendi metafiziğinde Aristoteles'in teleolojisini eleştirmekten hiç de çekinmiyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası diyeceklerim esasında az çok bu tek taraflı anlatımlardan dolayı ama daha da önemlisi insanların bu metinleri okumaya teşvik ederken Celal Hoca'nın bir yanıyla e, dinleyicilerin bunu asla, bu metinleri asla okumamalarına yol açacak bir tavır içinde olmasından ötürü böyle bir yayın yapmak istedim. Lafım kabaca burada tamamlanıyor. Umarım e, sürçülisan etmemişizdir. E, şimdi sorulara geçebiliriz ya da kısa bir ara verelim. Ee, şey yapalım, ee, bir e, 10 dakika ara verelim. Ee, saat 12'de tam e, 10 Kasım'a girerken e, ben şey linki vereyim, ee, zoom linki vereyim. isteyenler varsa e, sorularını zoom'dan sorabilirler. Benim için çok daha kolay olur. şu anda bir e, 10 dakika ara vereceğim. Eğer bir acil bir sorusu olan e, yoksa. Evet. Öyleyse bir 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. What? Uh -huh. Evet arkadaşlar, e, Zoom ortamına e, bir sürü konuk gelince sevindim açıkçası. Biraz böyle bir e, yankı odasında konuşuyor gibiydim. E, o yüzden birazcık erken açtım e, yayını. E, burada bence yapabileceğimiz şey e, sorulara geçelim. Buraya gelen kişiler belli ki e, sorularla gelen kişiler. Ondan hemen önce ama minicik bir, bir kaynağı işaret edeyim. Cemal Hoca bağlamında eğlenceli güzel bir konu olduğu için ben yeni keşfettiğim bir şey. Bundan kaç sene önce, beş sene önce falan Harvard'a gittiğimde şey yaptım. Bir konuşmaya katıldım. Olson, Oleson yazılan bir Victoria Üniversitesi'nden bir profesörün bir konuşmasına gittim. İskandilleri çalışıyor. Skandil bildiğiniz gibi işte suyun derinliğini ölçmeye yarayan aletler, işte onların arkeolojisini çalışıyor. Ama tabii arkeolojik veriler kadar mitinsel verilerle de çalışıyor. Orada açık olarak şunu düşünüyor ve bu henüz çalışılması gereken yeni ortaya atılmış bir hipotez. Aristoteles'in ciddi bir oşinografik programı olduğunu... Ve Akdeniz'in su altı haritasını işte e, taramak için e, bir takım ön çalışmalar yaptığını e, iddia edenler var ve bunun için bayağı iyi elimizde e, konular var. Eğer ilgilenen olursa e, bence Sokrates, Platon, e, Aristoteles çizgisinin e, sevimli, çok da bilinmeyen e, taraflarından bir tanesi olduğu için biz de işte Hasbel kader kadar göya uzman olduğumuz için uzman ancak böyle şeyleri bilir hiç kimsenin bilmediği. E, Oleson'un e, Testing the Waters diye başlayan bir başlıklı bir makalesi var. JSTOR'da bulunabiliyor eğer isterseniz ona bakabilirsiniz. Çok çılgın bir şey, çok zevkli bir şey. Ve Aristoteles'e ve ondan önceki e, bence geleneğe ilişkin e, Celal Hoca'nın çizgisinden çok güzel, çok teşvik edici, okumayı teşvik edici, merak ettirici bir metin bence bu. Onu da tavsiye edeyim ve soruları olan varsa, söz almak isteyen varsa, soru şart değil, korsan gösteri de yapabilirsiniz. Buyurun, elinizi sırayla kaldırın yalnızca birbirinize, birbirimizin, birbirimizin hakkını gözetelim bir tek. Söz almak isteyen kimse var mı? Yoksa susacağım. Hep birlikte susacağız arkadaşlar. söyleyeyim de. Ee, şeye baktığımda, YouTube'daki sorulara baktığımda güzel sorular var. Özellikle ee... Aa, Şey, e, e, evet, evet. Cengiz şey yapıyor. Bir dakika Cengiz'i de alalım. Cengiz'i bu saatte rahatsız etmiş oldum ama şey yapayım ona linkini yollayayım. Beklediğimizi söyleyeyim. Link nasıl bulunuyordu burada? Share screen değil, participants da copy invite yapıyorum. Cengiz'in de söyleyeceği, Cengiz Çevik'in söyleyeceği güzel şeyler mutlaka vardır. Zaten bu bu yayınlardan bir tanesini yapan o. Tamam, Cengiz de geliyor galiba. Şu anda baktım Cengiz. Çok mu uzeniyorsunuz Yan Kendinizi çağdaş mı hissediyorsunuz? Yok. Yok. Öyle bir şey yok esasında. Ben yani ne her şey çalışabilirdim Zaratustra'ya cevaben söylüyorum. Kendimi çağdaş hissetmiyorum. Tam tersine. Tam tersine yani e, yanlış bir zamanda doğduğumu hep hissediyorum. Yunan adalarına seyahate gidin. Onlar öğretir size Aristoteles'i. Doğru olabilir. Doğrudur. Doğrudur. Özellikle e, Midilli Adası'ndaki bir gölet de Aristoteles'in yaptığı araştırmalara ilişkin bir tane güzel bir şey var. E, söyleyin adını güzel bir e, belgesel var. Çok tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, e, Flanör bir soru sormuş. Bir yandan da e, Cengiz'de bağlanır diye düşünüyorum. Kim? Elini kaldıran da var. Önce Flander'ın sorusunu görüp, felsefi düşünce'nin yöntemi, felsefe tarihin demi gömülü, bunun dersi kaynağı var mı? Yo, yok. Bence çok uzun, çok büyük bir konu. Benim de çok güçlü bir fikrim yok bu konuda aslında. Felsefe ile felsefe tarihçiliğini çok ayırt edenler var. Ben tam onu anlayamıyorum, göremiyorum. Benim için mesele kavramsal meseledir. Bu bir gerçek. Ama bazı meseleleri bağlama olmadan anlamak mümkün değil. Öyle olunca da tarihçilikle ilişkilenmek zorunda kalıyoruz. Çok çok kabaca, çok acele cevabım bu olur. Fatih Emir, buyurun. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum sohbete katılma imkanı sağladığınız için. Değil mi? Belki konunun akışına bir yardımcı olabileceğini e, düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. E, günümüzdeki e, felsefi e, akışın, felsefi e, akımın e, bahsettiğiniz e, Yunan felsefesi zamandaki akıma göre e, farkını e, kısa bir şekilde nasıl e, karşılaştırabilirseniz şuna bağlı olarak soruyorum. Günümüzde e, bazı konuları ele alırken Politik correct, political Correctly dediğimiz durum bazı sohbetleri yapmakta şu anki günümüzde bizi zorluyor gibi hissediyorum. Acaba aynı muhabbetleri, aynı konuları Yunan felsefesi zamanında Yunan felsefesi akımı ele el aldığımızda daha basit anlatabilir miydik sizce? Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Şunu mu kastediyorsunuz doğru anladığımdan emin olmak için soruyorum. Bugün biz e, political correctness'tan dolayı konuşmakta galiba zorlandığımızı düşünüyorsunuz. Oysa o zamanlar böyle bir şey yoktu. Daha rahat mı konuşuluyordu gibi bir sorumu var sanki. Yani acaba o zamanlarda var mıydı? Yani sanki e, political correctness konusu son şu an e, yaşadığımız çağda yaşadığımız vakitte e, bir yeni bir felsefi akımın getirmiş olduğu bir yan etki olarak görüyorum. Ha, tabii e, negatif olarak görmüyorum fakat anlatılması gereken konuyu 10 cümle yerine belki 25 veya 30 cümleyle anlatmak zorunda kaldığımıza inanıyorum. Daha da uz uzuyormuş gibi hiss hissediyorum yani konuların. Oh, Allah yani işte ikin yazmış Sokrates'i astılar yahu ne demek istemiş tam olarak bilmiyorum ama galiba şeyi kastediyor yani o zamanlarda tabulu konular varmış yani bunu mu demek istiyoruz evet. ama o zaman da political correctness yalnızca bir tabu gibi olmuş oluyor tabu tarafı var ama aynı zamanda söylemi değiştirme iddiası var ve söylemi değiştirmenin yaşamı değiştirmeye ya yol açabileceğine ilişkin bir varsayımları var. E, dilimizi değiştirirsek, düşüncemizi ve düşüncemizi değiştirirsek de hayatımızı değiştiririz gibi bir tür e, akıl yürütme. E, ben çok hatırlamıyorum eski Yunanda vardır belki ya. Ya şu an biraz da konumuzun da dışında yani çok çok güzel bir konu ama hiç hem düşünmemişim. Hem de doğrudan doğruya e, bu meseleyle e, yani Celal Şengör Hoca'nın e, şeyiyle çok yakından bağlantılı değil. Bir düşüneyim bakayım. Hı hı. Yani şu var, e, sofistlerin e, devreye girmesiyle birlikte e, doğa e, yani füsis nomos karşıtlığı esasında bugün political correctness'ı sanırım, e, iddia eden, ortaya atan, savunan kişilerin e, referans verdikleri bir tartışma. Yani mesele bir dua meselesi değildir, bir nomos meselesidir, bir uzlaşım meselesidir. Eğer bir uzlaşım meselesi ise biz de uzlaşımımızı değiştirelim bakış açısı var. Dolayısıyla esasında mesele oralara gitmiyor değil. Oralara gidiyor e, hatta eğlenceli şey bir türlü bağlanamadı bu arada kusura bakmayın aklım sıkıntı değil teşekkür ederim rica ederim şey anlatabildim mi ne demek istediğimi <laughs> konu çok bağlantılı ve hatta işte buna karşı ne bileyim ben kiniklerin ne diyorlar bakayım nomismayı sil mi ne diyorlar nomismayı sil de paranın üzerindeki damga damgayı sil diyorlar Kast, kastettikleri hayatından parayı çıkar değil de e, toplumsal uzlaşımın bastığı damgayı sil, o zaten geçici bir damga. Onun altından altının değeri işte neyse artık o maden, gümüşün değeri çıksın. Dolayısıyla nomos-füsüs e, karşıtlığı yanılmıyorsam, political correctness tartışmalarıyla çok e, çok uyumlu gibi gözüküyor. Bana nature nurture diye anlatıyorlar zaten. bunu. Dolayısıyla böyle plugin edebiliriz ama biraz daha yani Celal Şengör'ün hiç sözünü etmediği bir konu olduğu için eee evet. kadar söylemekle yetinmeyeyim. Kusura bakmayın siz de böyle şey yapmış. Yok yok sıkıntı abi. değil. Ben zaten hiç soru gelmeyince belki konuya girmekte belki iyi. yardımcı olur diye de Çok açıktan iyi. sormak evet. istedim. Müjeniz geldi. Bakalım onun söyleyecekleri vardır. Çünkü o bir canlı yayın serisi başlattı ve ilkini de yaptı. Ee, ve zaten Cengiz şeyde, Celal Hoca'yla konuşmayı konuşmanın ev sahibi de oydu. Ondan önce de başkaları da yaptı. Bu arada size küçük bir şey söyleyeyim diyelim Evrim Ağacı diye bir e, YouTube kanalı var. Or Onlar da Celal Hoca'yı mesela öyle. davet ediyorlar. Evet. Çok daha sıkı soruyorlar açıkçası. Hoş geldin Cengiz, merhaba. Mer Ve zaten merhaba er Ömer, bir dakika. İki yerdesin. Şu önce öbürünü kapatayım. Heh. Evet, şimdi geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Ha, tamam, nasılsın, İyi misin? Teşekkürler, senden ne haber? İyi, ben de. Ee, görüyorum ki Celal Şengör ortalığı karıştırmış biraz. <laughs> biraz öyle. Sen toparlayabilir misin acaba? Vallahi ben e, açıkçası pek bir toparlama niyetinde değilim. Ama şöyle bir şey var sevgili dostum. Yani <laughs> aslında benim bu yayına bağlanma sebebim şu. Ee, bir laf var ya bizim dilimizde. Bir deri yani bunu Celal Bey'in kendisi için söylemiyorum. Sadece bir benzetme bu. Bir deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış. Veya bir jeolog kuyuya taş atmış 40 felsefeci çıkaramamış. Aslında şunu merak ediyorum. Yani niye onu çıkardığımız zaten anlatacağım ama e, asıl şunu merak ediyorum. Bunun bu sorunun cevabı da aslında sende ve diğer e, bütün felsefeci dostlarımızda. Yani Gelaşengör <laughs> Şengör e, görüşleriyle neden bu kadar önemseniyor? Bunu ben gerçekten merak ediyorum. Çünkü biz Celal Şengör'ün e, canlı yayına katılacağını, bizim okuma kulübünün e, bir konuğu olacağını duyurduğumuz andan itibaren sosyal medyada e, özellikle de hem felsefe öğrencilerinde, hem lisans, hem yüksek lisans, hem doktora seviyesindeki öğrencilerde bir, bir nevi alanını koruma, yani felsefeyi kurtarma, koruma içgüdüsü gibi bir şey gelişti. Ve verilen tepkilerin büyük bir bölümü ya bu adamın felsefe bilmediğini hala anlamadınız mı? Gibi bir tepkiyle karşılaştık. Dolayısıyla başta senin gibi değerli felsefecilerin bize şunu söylemesi lazım. Celal Şengör'ün fikirleri neden bu kadar önemli? Yani neden bizi bu kadar bu yayına benim de katılmamı, senin de bu yayını yapmanı, hatta arada bilmiyorum bahsettin mi ama ben bir de Tales serisi başlattım. Ee, onun başında da zaten bunu söyledim. Yani benim e, Tales'in fragmanlarını Laxmos'ta. baştan sona e, ele almamın nedeni benim de o sorduğum soruya dahil olan birisi olarak aslında onun görüşlerine e, bir nevi cevap vermekti. Yani beni de irit etti konuşmaları özetle. Biz Celal Şengör'ü sence neden bu kadar önemsiyoruz? Yani Türkiye'de sen mesela bir şey söylediğinde Thales'le ilgili, Sokrates'le ilgili veya başkasıyla ilgili veya ben söylediğimde veya bir başkası söylediğinde en azından bu konuda kafa yorduğunu bildiğimiz insanlar bir şey söylediğinde bu kadar gürültü koparmıyor. Bunun tek nedeni e, Celal Şengör'ün e, ideolojik işte <laughs> bir nevi asker yanlısı bazıları faşist diyor, bazıları milliyetçi diyor, bazıları devletten yana diyor, bazıları başka bir şey diyor. Herkes bir şey söylüyor. Böyle bir siyasal kimliğinden ötürü mü? Yoksa popüler olmasından ötürü mü? Yoksa söylediklerinin yenilir yutulur şeyler olmamasından ötürü mü? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu konuda eee yayının başında biraz söyledim. Birincisi pedagoji pedagojisi konusunda problemim var. İkincisi de bazı tek tek görüşleri konusunda problemim var. Pedagojisiyle alıp veremediğim şey şu, başta söylemiştim. Benim de içinde bulunduğum, belki senin de içinde bulunduğum 40 yaş üstü heyecanlı heyecanlı anlatan adam diye bir YouTube fenomeni bence var. Biraz büyüleyen, heyecanlı anlatan bir insan tipi bu. E Celal Hoca Rusya Bilimler Akademisi'nden, Kolej de France'dan üyelik almış bir hoca popülerliği de var. Ee, şimdi bununla heyecanı birleştiğinde beni rahatsız eden şey şu. Ona itiraz etmeyi zorlaştıran bir şey bu kadar heyecanlı olması. Küfür etmesi, hakaret etmesi, espri yapması, kahkaha atması hepsi hem çok sevimli, hep hem hem bizi mest ediyor, sizi de mest ediyor belli. İnsan böyle büyülenip kalıyor. Tıpkı işte Platon'un diyaloglarında Sokrates'in Sofistler için söylediği gibi. Yani Öyle güzel konuştun ki ben aklımı başımdan aldım. Ama şunu bir tane tane konuşalım mı falan der ya Sokrates. Tam onun gibi beni rahatsız eden böyle bir taraf var. Özellikle genç arkadaşlar üzerinde şöyle bir tavır gerçekleşiyor. O Celal Hoca geldi. Hadi işte Hegel gömelim. Hadi Sokrates gömelime döndürüyor. O da Celal Şengör gibi büyük bir kaliteli bir kişinin gençlere verebileceği en kötü mesaj gibi bir şey bana kalırsa. Yazık ediyoruz yani hem Celal Hoca e, bence yazık ediyor hem de gençlere gençler de yazık ediyor. Hadi Sokrates mi gömeceğiz yok işte Epikuros mu gömeceğiz kimi gömeceğiz dönüyor iş ya da kimi yücelteceğiz. Ve ben yüceltme ve şeytanlaştırmanın cadı avının felsefe cillik açısından çok kötü olduğunu düşünüyorum. Burada öyle bir baskı hissediyorum anlatabildim mi? Bu işin pedagojik tarafı. Ne Ama bileyim, mesela, mesela diyor ki Sokrates zehirli diyor. Şimdi, bu içerikle ilgili hani bizim konuşabileceğimiz meseleler ya hepsini çürütebiliriz veya hepsine dahil bir sözümüz var ama başlangıçtaki sorunla ben biraz hani bu konuya girmek istedim bu akşam. Yani neden mesela bir başkasının değildi o? Türkiye'de bir sürü birçok diyelim sürü demeyelim birçok kayda değer ama felsefeden ya bu, bunu da çok sevmiyorum bunu da yeri gelmişken söyleyeyim böyle felsefe terazimiz varmış gibi senin felsefen e, felsefe bilgini az, <laughs> benimki çok. Bir iki e, zaten bilim. bunu yapmamak, yapmadan, buna hiç bulaşmadan, sadece gündemde olup da üç aşağı beş yukarı fikirlerinin aykırı olmasıyla birlikte senin de dediğin gibi hani biraz rahatsız eden heyecanıyla, coşkusuyla rahatsız eden ama içeriğinin sen tabii e, nazik bir şekilde etrafında dolanarak, dolanmayarak da etrafının şekillerini, resmini çizerek betimleyerek anlatıyorsun. Bana kalırsa Celal Şengör'ün <laughs> hani fikirlerinin büyük bir bölümünde kendi tabirli zırvalık var. Yani ben bunu açıkça söylüyorum ama daha da ötesine yani ben biraz daha dışarıdan bakarak bunu niye ciddiye aldığımızı merak ediyorum. İçeriye dair seninle konuşabiliriz. <laughs> Bütün dostlarımızla konuşabiliriz. O yanlıştır, burası doğrudur, burası eksiktir, burası fazladır. Ama acaba e, şu aslında benim bu sorumun gizli bir ajandası var. O da şu, acaba böyle tartışmalar için fırsat mı kolluyoruz? Yani doğru dürüst tartışmalar olmadığı için işte birisi kuyuya taş atsın, Sokrates'i mi gömeceğiz? Hegel'i mi gömeceğiz? Hegel ködük mi biri midir? Marx kötü bir, aptal bir adam mıdır? Bu tarz ifadeleri kullanıyor ya. Bunlar üzerinden biz kendi alanımızda tırnak içinde uzman olduğumuz veyahut kafa yorduğumuz alanda kendisine cevap verme imkanı bulduğumuz için heyecana mı kapılıyoruz. Bana biraz sanki böyleymiş gibi duruyor. Çok kalbi, ben 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 pek inanmıyorum. Yani birincisi pedagojisinde e, yani çok iyi bir fırsatı e, kaçırmış oluyoruz ve ben esasında tipik olarak neye e, ne beni tetikliyor biliyor musun? E, e, hocam e, Sokrates gömelim diye yazıyorlar diyelim ki e, YouTube'da. O beni acayip üzüyor. Çünkü diyorum ki bu ne büyük bir fırsat. Ne büyük bir gol kaçırdık biz burada ve bu kişi yani e, Celal Şengör neden Celal Şengör çok heyecan verici birisi çok ilham o, olabilen birisi. Beğen, beğenme ne dersen de beni ilgilendirmez ama e, heyecan e, ilham olabilen olabilen birisi. Ben de bunun üzerine diyorum ki pedagojisinde bence şöyle bir problem var. İnsan e, itiraz etmeye çok korkuyor. Ve ben itiraz etme karşısındaki korkuyu bir baskı olarak düşünüyorum ve onu hiç sevmiyorum ve e, kaçırılmış bir fırsat olarak düşünüyorum. <laughs> bu işin pedagojik tarafı benim şey tarafı için var. Mi söylüyorsun onu yoksa genel olarak mı o fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorsun? Nasıl anlamadım? Yani benim bizim o yayınımız için mi o fırsatı Yok, e, daha önce, genel mi? De, daha önce Dilara'nınkinde de aynı şey vardı. Yani büyülenmiş bir halde dinliyoruz ve işte he geldi bilmem nedir diyor ve biz gülüyoruz. Ben de gülüyorum ya. Ben kendimde de yakalıyorum bunu. Ben kendimi dışlıyor değilim bundan. Yani kendimi bundan tenzih ediyor değilim. O ondan dolayı ben bu yayını açtım. Bir de, de senin de daha iyi bildiğin gibi Thales hakkında, Anaximandros hakkında, Sokrates ya da e, Platon hakkında söyledikleri eksik bir süre eksiklik var. Evet. Ve dengesizlik var. Evet Ben de dengesizlik olduğunu söylüyorum. Bunları çok iyi biliyorsun. Yani işte her şey tanrılarla doludur söylemiyor bir türlü. E olur mu canım? Biz bunu bilenler olarak ben orada e, offside bayrağını çekmek zorundayım tabii ki. Ama onu açıklama getiriyor kendince. Yani benim tutarlı bulduğum zaten ona karşı çıktığımı da söyledim yani o her şey tanrılarla doludurla ilgili e, Hayır, yayında geçti ama, mi onun lafı? Ben tabii, onu orada da geçti benim ha. derslerimin birincisinde de ben bundan bahsettim ben ondan bahsedeceğinden yani, emindim zaten onu çünkü e, işte dönemin e, ya, bu, bu açıklamaya katılmıyorum yani bu açıklamanın detaylandırılabileceğini kanıtlanabileceğini düşünmüyorum ama az önce senin söylediğin önemli bir şey var ona geleceğim biraz sonra yani biz Celal Şengör'ün söylediklerini ...çürütemeyeceğimiz bir pozisyon, bir konum almak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu bir sorun. Aslında onun o çok sevdiği Popper anlatısında da bir sorun. Çünkü çürütülemezlik, yanlışlanamazlık noktasına biz e, mecbur kaldığımızda... ...oraya e, nasıl söyleyelim, e, oraya hapsedildiğimizde... ...işte senin dediğin gibi ah ne güzel e, Sokrates gömülüyor... İşte, Hegel bilmem ne. Şu bunu anlatmaya ne. çalışıyorum. Ben kendiyle evet. çelişmediği için ben şey yapıyorum. Evet ee... ama şimdi burada şöyle bir şey var. Adam diyor ki Thales'in her şey tanrılarla doludur demesi çağının insanların diliyle konuşmak istemesiyle ilgilidir diyor. Bu bir açıklama, bir argüman ona göre. Yani nasıl temellendirildi temellendirdiğini bilmiyorum. Çünkü bununla ilgili yayınlı akademik yayını yok. Ciddi alınabilir bir yayın yok. Hani bir makalesi olur. Der ki ben bu her şey tanrılarla doludur artık neyse. Önünü sonunu okudum, kaynağına baktım. Burada şunu kastediyor. İşte bir, bir, birisi şöyle açıklıyor, başka birisi böyle açıklıyor. Böyle ciddi bir şey yok önümüzde. Bir, ciddi alınabilecek, bunu söylemek zorundayım ama bilimsel ve akademik e, ciddi alınabilir bir materyal yok. Dolayısıyla biz bence bizim... bence ciddiye alıyorum. Benim benim alıp veremediğim şey yayını olması, olmaması, jeolog olup olmaması hiç değil. Ne, kim ne isterse e, yani birisi Tabii. kapıyı çalsın ve Tabii bana Talis hakkında bir şey söylesin ben ona da cevap veririm. Tabii canım. Benim argüman önemli. Ama ee, argümanı da yok işte. Yani sadece bu yoksa var. da e, o zaman bunu vurguluyoruz zaten. Ama Aynen zaten gibi. şimdi yok. şeye gelelim. Yani biz neden çağırdık? Şimdi onu açıklayalım ha. bir kere daha dostlarımıza. Neden çağırdınız? Şimdi bir kere bizim bir okuma kulübümüz var. Amor Legendi. Okumanın sevgisi böyle bir şey. Ve biz e, bir kitap seçmemiz gerekiyordu. Bence Cornford'un kitabı güzel bir kitap. Felsefe içerikli eserler okunacak bir okuma kulübünde. Çünkü direkt hadi arkadaşlar kronolojik olarak... E, ...talis fragmanlarına başlıyoruz diyebileceğimiz... Sizin geniş. orada belli ki bayağı itirazlarınız olmuş. Bunlar evet, tam oldu. gündeme gelmiyor <laughs> Ee, Yunan mı Yunanlı mı sözcüğü gibi artık sözcük konuşuyorsunuz. Ben de diyorum ki, ben de bunu izlerken Ama dedim ki ya. işte e, yılan görmüş e, şey gibi e, tavşan gibi oluyoruz. Yok yok. Karşısında. onunla bu alakalı değil. Hayır Ömer katılmıyorum. onunla katılmıyorum. Onunla alakalı inanıyorum. değil o. Onunla alakalı değil. Tümüyle fiziksel ve dijital koşullarla alakalı bir durum o. Ben niye çağırdığımızı söyleyeyim bir kere daha. Şimdi orası açık kalmasın, altı boş kalmasın. Bizim çağırmamızın nedeni bu konfor'un eserinin daha önce Ayraç'tan çıkan şimdi ismi hatırımda değil bir arkadaş çevirmiş daha önce. Onun çevirisi var bir de Celal Şengör'ün çevirisi var. Ama Celal Şengör'ün çevirisinde çeviri pratiğiyle ilgili de sorunlu olabilecek bir taraf var. O da şu ki kendisi de bunu itiraf etti zaten yayında. Sizi konforda karşı korumak için o notları düştüm dedi. Yani bunun bu olayın kendisi felsefenin ötesinde Çeviri tartışmalarıyla ilgili çok önemli bir konu yani çevirmenin böyle bir görevi var mı böyle bir etik sorumluluğu var mı böyle bir sorumluluk üstlenirse çevirinin ne kadar dışına çıkar Veyahut çeviri de böyle bir şey var mı ya bunu da konuşabiliriz dolayısıyla Celal Şengör kendisi de bunu yayında söyledi bu iki tane ayrı kitaptan oluşuyor bir Conford'un kitabı bir de benim açıklamalarım. Şimdi böyle bir tavırla karşımızda bulunan bir çevirmen e, olduğunda, hele ki Celal Şengör gibi senin de söylediğin o bilimsel e, ne diyelim saygınlığı olan bir insan olduğunda, onu canlı yayına çıkardığımızda bir sen bu eseri niye çevirdin? Bir jeolog olarak yani nereden esti? Mesela ben Kopernikus çevirdim nereden esti? Bir filolog olarak astronomi metni bana da sorulabilir. Ona bunu sormak. İki burada çeviri de sen Konford'un eserini adeta yeni bir kitap yazacak şekilde Konford aleyhine bizi okuyucuları adeta bağlayarak bazen Konford'a böyle çok yaklaştığımızda geri çekecek kadar bizi kontrol eden bir çevirmenlik performansı sergiledim. Bunu niye yaptın? İki. Üçüncüsü de dolayısıyla o açıklamaların içeriğinde bulunan senin de gömmek olarak ifade ettiğin Sokrates'in bir nevi gömülmesi ve pre sokratiklerin bana kalırsa özellikle de Thales'in çok da açıklanabilir olmayan bir tezlerle, argümanlarla başka bir yere çekilmesi. Yani Thales geldi gökten zemille birden tanrıları tümüyle devre dışı bıraktı ve doğayı bilim bilim demeyelim. Doğanın doğadaki olaylarla açıkladı. Doğadaki bir tözle açıkladı. Şununla açıkladı, bununla açıkladı. Katılmadığım bir görüş. Şimdi biz sevgili Ömer, biz Celal Şengör gibi bir figürü Canlı yayını aldığımızda ki izleyenler görmüştür. İki saati kadar sürdü. Zaten bir buçuk saatten sonra yoruldu kendisi ki çok da konuşmamasına rağmen biz orada 40 küsür kişi vardı galiba 30 ile 40 arasıydı galiba. Dediğin gibi daha önce böyle bir platform bulmamış kişiler için soru sorma imkanı var. Celal Şengör'ü dinleme imkanı var. Oraya hiç kimse Cengiz'in Celal Şengör'ü çürütmesini dinlemek için gelmedi. Herkes oraya Celal Şengör, televizyonda gördükleri, sağda solda gördükleri, tabii adını tabii. duydukları önemli bir adamın e, konuşmasını dinlemek. Bu da benim için bir fırsattı açıkçası. Niye? Öylece Celal Şengör'ün bak burada bu saatte konuşabilmemizi sağlayan, tartışılabilmesini, eleştirilebilmesini sağlayan bir ne diyelim şey suldu, fırsat sundu bize. O yüzden dinledik. Yani orada bazı karşı çıkışlar da sergiledik. Hatta ben bazı fragmanları okudum. Dedim bunlara katılmıyor musunuz? İşte onlara yanlış dedi, zırbalık dedi, başka şeyler dedi. Ama orada insanlar beni dinlemeye gelmediler. Oraya Celal Şengör'ün çürütülmesi, e, mahkemede değerlendirilmesi... Önemli değil, önemli değil. İki, ki şey yapmışsınız. Evet, Ama iyi ki de Gözde evet. soruyu sormuş. Asıl soruyu demek ki Gözde sordu. <laughs> ve orada daha da ötesi de var sevgili dostum, daha da ötesi var. Seni de çağırsam, senin kitabınla ilgili. Senin kitabındaki tezleri ben orada çürütmek için bulunmuyorum. Onun tanıtılması Tabii. üzerine konuşulması senin fikrini almak için bulunuyor. Evet. Yani orada bir okuma kulübünün toplantısının bu kadar abartılmaması lazım. Ben daha da öteye giderek Celal Şengör'ün görüşlerinin de açıkçası senin dediğin gibi bu kadar heyecan uyandırmasının sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ben de uyandırmadı o kadar heyecan Ben de çünkü. Ben böyle hocalar gördüm. Anladım. Kendi üniversite Anladım. Teoman Duralı'yı gördüm. Cengiz. Bunlar da öyle ders anlatıyorlardı. Coşkuyla. Evet. Bir tiyatral havayla. Böyle hakim evet. olan. Dolayısıyla evet. hani bu karizmatik hoca, karizmatik anlatıcı e, figürü değil asıl mesele. Bence, bence biraz da buradan bakarak, biraz. Evet felsefeciler Zorlaşıyor. bu kadar ciddiye almamalılar bence Celal Şengör'ü. Bu benim kanaatim. Evet ya yani o zaman ben kendi şeyimi tekrar söyleyeyim benim e, alıp veremediğim hata ve itirazı bu kadar pahalı hale getirmemeli bence konuşan insanlar da e, hocalar da. çok daha ucuz olmalı çok daha kolay olmalı bedelsiz olmalı e, genel olarak bizim e, kültürümüzde ve e, akademik hayatımızda böyle bir şey bence var bunun bir örneği olduğu için ve orada e, gençlerin sessiz ...kalmaları bana yalnızca rahatsızlık verdi. Bir de senin söylediğin gibi yani fragmanları bilen birisi için... ...burada tek taraflı bir hikaye anlatılıyor. Buna insanın gönlü pek de razı olmuyor. Ve buradaki mesele eski Yunan filozoflarının... ...şunun bunun tartışılamaması, tabu olması değil... ...tam tersine tabu olmaktan çıkarılması bizim meselemiz. Yani benim Thales'te alıp veremediğim bir şey yok. Miletos Okulu'yu da alıp veremediğim bir şey yok ve Sokrates, Platon, Arist Aristoteles üçlüsünü ben savunuyorsam bunun sebebi bunların kendilerini eleştiren öğrenciler üretmiş olması tıpkı Celal Hoca'nın Millets Okulu'nda beğendiği gibi. Neyse. çok teşekkürler açıklamandan dolayı yani ben teşekkür ederim. oldum. Bu güzel yayında hani arkadaşlarımızla beni buluşturma imkanı verdin. Sağ ol. size hayırlı geceler diliyorum. Başta Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hadi Gözde'ye çok selamlar, saygılar. Alo, evet, bu... sesim geliyor mu? Eşime mi selam yolladın? E, yo, e, Gözde'ye Gözde e, selamlar, saygılar dedim. Gözde kim ya? Çok pardon, eşinin ismi Gözde değil mi? Gamze, Gamze. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Kusura bakmasın, ne oldu? Gözde kim? Kusura <laughs> tamam, bakmayın, Gamze'ye çok sevgiler, selam. Sağ olun, Aleyküm aleykümselam, sağ ol. <laughs> Evet burada evet başka sorusu olan kimse var mı? Var esasında burada hemen üzerine dönelim. Ediz Çanakçı'nın soruları var ya da eklemeleri. Mesele böyle akmıyor bence Platon'un Hegel'in, Voltaire'in, Montesquieu'nun realitede faşist diskuru fragmanlarında bahsedip bahsetmediğini neden dönemiyoruz? yani şu anda bir direkt konumuz o, o değil e, büyük bir konu yani bir sürü insan isim birden sayıyorsunuz bu konuyu hakkıyla ele almak lazım yani bir e, seve sebe ilgilenmek istediğim bir şey Çünkü farklı açılardan faşist diskurundan söz edenler var Negrolardan, zincilerden, kadınlardan nefret edin. Aydınlanmacıların içeriğini neden girmekten korkalım? Konumuz ama şu anda bu değil ki Ediz Bey e, ekseninden farklı olarak düşünebilsek Ama e, yani Celal Bey'in Celal Hoca'nın ekseninden farklı. Onu tam anlayamadım. Dolayısıyla Fatih Emir acaba Celal Hocaya avrasından ve bizi ciddiye alacağını inanmadığımızdan dolayı ve itiraz edebileceğimizi inanmadığımız için kendi aramızda konuşmayı her çözüm olarak görüyor ve bu yüzden burada konuşuyor olabilir miyiz? E tabii ki. Tabii ki ama benim burada hani e, Celal Hoca'yı buraya çağırabilirim de böyle bir şeyden çekinmem. Ben yalnızca biraz vicdanen e, birincisi e, böyle bir pedagojik bir e, e, dengesizlik var, bir eksiklik var bana kalırsa ve orada anlatılan e, fikirlerde de Metinleri bilen insanların gördüğü açık şeyler fazla kolay anlatıyor. Biraz şeye benziyor. Ne bileyim ben yabancı birisiyle konuşurken Türkiye'de olup bitenler hakkında çok doğru şeyler söyler ama tek taraflı bir şey söyleyebilirler. Biraz onu andırıyor bazen söyledikleri. Kendisi bilmiyor değil. Ama yaptığı, anlattığı, yansıttığı şey doğru gözükmüyor bana. Onu demek istedim. Ee, Volkan Yaşlı'nın e, bir el kaldırdı Şimdi Ahmet Tuna el kaldırdı ee, Ahmet Tuna buyurun Merhabalar herkese akşamlar hocam Sesim geliyor mu acaba? Geliyor evet biraz daha yüksek olabilir ama Tamamdır şöyle dinliyorum hocam Sanırım şu anda iyi olması gerekiyor Kulaklıklarla sorun yaşıyorum bugünlerde ee, Evet hocam ben şeyler ile almak istiyordum konuyu Şimdi normalde konuştuklarınızda işte e, Celal Hoca ile alakalı söylediklerinizde konuşmalarını ben de çok çok sık dinlerim. Ona katılıyorum yani e, konuyu ele alış biçimi e, genelde e, tam dediğiniz gibi. Ben de ondan dolayı hatta kitabını okumasını yani tabii normalde kitap okunmalıdır ama bu sebepten dolayı çok fazla işten hissetmezdim. Zaten konuşmalarının birçoğunu dinlediğim için ekstradan kitabına böyle ekstradan bir ilgi duymuyordum. Fakat okuduktan sonra gördüm ki... Özellikle kitabında, bu bilgiyle sohbet kitabında hocam, orada işte gazeteye yazdığı yazılar da var veya onun dışında ele aldığı, daha geniş şekilde ele aldığı konular da var o kitabında. Fark ettim ki aslında o tarz biraz daha değişiyor. Yani konuyu böyle çok daha fazla üç boyutuyla, dört boyutuyla ele alıyor. Her ne kadar fikirlerinin yine arkasında dursa da daha böyle dijitize edilmemiş halde, daha az köşeli, işte üç boyutuyla değerlendirip ondan sonra sonuca varan bir tarzda... tarzla bürünüyor ve bunu gerçekten güzel yapıyor e, verdiği kaynaklarda burada hoşuma gidiyor. Bu öncelikte e, bu dikkatimi çekti. Bunu söylemek isterim. Burada da aklıma şu sebep geliyor. Yani sanırım e, bir konuşma esnasında, hele ki bir de böyle e, çok fazla izlenen bir e, geniş bir yayın içerisinde, sanırım insanlar e, bunu siz de belki e, söyleyebilirsiniz. İnsanlar sanırım e, yani o, o tip bir konuşmanın zorunda kalıyor galiba değil mi hocam? Yani çünkü konuşma hızlı gerçekleşen bir şey. E, i̇fade edilmesi gereken fikirler arda arda geliyor, peşi sıra geliyor. Her birisini açacak olursanız eğer e, yani böyle 3x5, 15 tane alt dala odaklanmanız gerekirken alt dallara gitmeyip sekerek gidiyorsunuz. Ben burada hani zaten bunun kaçınılmaz bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir de artık konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum hocam. Bir dakika ama bir sürü soru sorarsanız ben hayatta aklımda tutamam sırayla cevap yani sırayla doğru, bir aynen. reaksiyon dermek istiyorum. Ee, dediğiniz güzel doğrudur büyük bir ihtimalle evet insan konuşurken ayaküstü ister istemez basitleştiriyor diyorsunuz yanılmıyorsam. doğru mu anlıyorum? Evet evet hı hı. Ee, doğru ve iyi ki iyi ki biz konuşuyoruz ve birazcık şey yapıyoruz yani. Basitleştirilmişse bu bu basitleştirmenin arkasında daha karmaşık daha çok nüans var sizin tabirinize daha az dijital daha 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 granülerliği yüksek daha çözünürlüğü yüksek bir olgular bütünü var ve daha daha çok tartışmaya açık bir durum var. Dolayısıyla iki de bunları o zaman konuşmuşuz yani, bunu şey için söylüyorum yani Cengiz dedi ya, peki biz neden böyle celalleniyoruz gibi bir şey sordu. Ben celallenmemin sebebi pedagojik şey, çok ön planda. Bir de söylediğiniz gibi çok basitleştiriyor. E basitleştiriyorsa e, bizim de araya girmemiz ama şu da var, bu da var dememiz de e, güzel bir şey, hoş bir şey. Bunu söylemek bizim için zor, ben onu sevmiyorum. Beni rahatsız eden şey, ben Celal e, hocayı ya da bir başka hocamı da ben eleştirmekten korktuğumda büyük e, sıkıntı yaratıyor bende. Ben böyle yakamı bir yırtasım geliyor. Biraz o ihtiyaçla e, biraz şey yaptım çünkü gördüğüm kadarıyla pek çok gençte benzer bir suskunluk içerisinde ve soruyu soramıyor. büyülenmiş gibi e, kalıyoruz karşısında. E, ben tabii Sokratesle zehirlenmiş birisi olduğum için e, birazcık. E, Sorgulama ihtiyacı duyuyorum açıkçası. Orada iki sebebi bağlıyorum hocam. Birisi sizin dediğiniz gibi olumlu bir sebepten dolayı, bir büyülenmişlikten dolayı orada cevap veremezken, birisi de daha klasik, hani istediği halde cevap veremeyen gençler görüyorum ben orada. Orada da bir ateerkilden çekiniş tarzında bir şey var gibi geliyor bana. Ama eğer öyleyse, bunda Celal Hoca'nın yerinde başka figürler olduğunda o çekinmenin çok daha yüksek formda olacağını ben düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü... Rahat Kesinlikle. bir formda davranan bir insan. Çok doğru, çok ee, doğru. O yüzden dedim ya evrim ağacı mesela tartışma yayınında evrim ağacını sunan arkadaş çok güzel sorular soruyor. Müthiş sorular soruyor, müthiş. Evet, evet, Ve bizim evet. felsefe Tarih. tarihçilerinin sormadığı sorular soruyor. Bu da beni yüzüyor esasında. Bizim de böyle soru sormamız lazım, onları örnek almamız lazım gibi bir, bir öz eleştiri de var esasında yaptığımın altında. Evet, bir de hemen hmm. hızlıca son iki bir şey söylemek isterim hocam. Birincisi konuyla alakalı. Onda da e, şimdi Pre-Sokratları mesela değerlendirirken veya Sokrates'i değerlendirirken, Nietzsche'yi değerlendirirken Celal Hoca anladığım kadarıyla şöyle bir metot izliyor hocam. E, her ne kadar orada kişilere yönelik spesifik şeyler söylüyor gözükse de aslında hani iki tarihçilik metodu vardır. Bilirsiniz bir Humboldt metodu vardır, bir de Ranke metodu vardır. Birisi böyle Rank'e savunur ki olayları tam olarak olduğu gibi e, kopyalayıp günümüze aktarmayı savunur. Humboldt ise aslında böyle bir şeyin mümkün olmadığını bugünü anlayıp, bugünü anladığımız e, perspektifimizle tarihi baştan yaratmamızı söyler. Hani aslında böyle bir metotla sanki her ne kadar spesifik konulardan bahsediyormuş gibi gözükse de aslında daha büyük bir anlam paketinin içerisinde her konuyu tek tek o anlam paketinin içerisinde sanki Celal Hoca değerlendiriyor. Bu konu da ona dair. Öyle olduğu için aslında sizin de geçen yayındaki tabirinizle gol atmak çok fazla imkanı olmuyor. Yani zaten e, o geniş anlam paketinin içerisinde hep e, o hani kendi çizdiği, belki bu zordur ama e, yani o, emek isteyen bir anlam, anlam paketinin içerisinde her konuyu değerlendirdiği için zaten aslında o spesifik noktaların altını çizmediği için Oralar çok gol atılacak yerler olmuyor. Geniş anlam paketi de bu. Eski da şöyle bir şey oluyor hocam. Bence Celal Hoca orada toplumları değerlendiriyor. Yani Hint toplumu, işte Amerika toplumu, ondan sonra Mezopotamya toplumu. Onun arasında e, şunun altını çizerek işte bu Yunan toplumu diyor. Hiçbirisinde olmayan bazı özellikler barındırıyor. Dolayısıyla bla bla bla. Hani bunun üzerine döşediği için aslında her şeyi bir de o bazı ıı, direkt böyle tarihçilik kanıtları olmayan şeyleri de buna dayanarak söylüyor. Bence bu tip bu tip bir metod oluyor. Tabii bunun da avantajları vardı, dezavantajları vardı, tartışılır veya tartışılır, o bir kenara ama böyle bir metodun olduğunu ıı, ekstradan söylemek isterim. Tüm konuştuklarımıza ekstradan çıkarım sunar. Bir de şunu da eklemek isterim hocam, ben şundan çok memnunum. Bence Celal Hoca gibi bir insan, sonuçta bir bilim insanı burada iyi sebeplerle konuşuyor, tartışıyor olmamız bence güzel bir sebep. Ben bundan şahsen e, mutluyum yani. Güzel bir muhabbet e, unsuru bence. Teşekkürler. 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 Sizin söyleyeceklerinizde e, tepki olarak evet yani e, şöyle düşünüyorum açıkçası. Sıklıkla e, bir bilim insanı olarak e, doğa bilimlerinden söz ederken e, ya da insan bilimlerinden söz ederken Sanki e, teoriler ve olgular arasında, yani e, olguların bizi e, terbiye etmesi, olgulara karşı hesap verebilirliğimizin olması, e, olgular tarafından yanlışlanabilme gibi vurgular çok var. E, felsefe ve tarihçiliğinde de bizim olgularımız ne yapalım? Bu zavallı cümleler. E bu cümlelerde e, tarifat ya da eksiklik, çokluk, fazlalık, e, abartı olduğu zaman da biz de diyoruz bu ne perhiz, bu ne lanat turşusu. Olay bundan ibaret yani şey olarak. E, bilimsel e, yöntem açısından e, benim alıp veremediğim bu. Pedagojik alıp veremediğimi daha önce söylemiştim. Enes Bey buyurun. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey katkınız için ederim. her zaman olduğu Arkşamlar. gibi çok değerli. Hocam teşekkürler. Ee... Ben hani soru değil de böyle kendi perspektifimi e, sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle e, ben de sizinle aynı duyguyla aslında bu yayının başından beri e, heyecanla takip ediyorum çünkü e, fikrimizi birileriyle paylaşabilmek ve bunu o ortadaki genel kabulün dışından yapabilmek e, bana her zaman çok zor geliyor. Ee, ve bu beni içten içe çok zorluyor. Yani nasıl oluyor da bir otoriteye karşı farklı düşünüyorum diyemiyoruz. Bu bence gerçekten can alıcı bir soru. Ee, fakat bunun da e, bir tür kendi kendime şuraya getirdim. Ee, kamusal alanda oyun oynamakla özel alanda oyun oynamak ayrımını yaptım ve bir tür cevap bulmuş gibi hissediyorum. Şu anda da hani bir yönüyle Zoom'dayız sizinle. Ee, daha özel bir alanda gibiyiz ama öbür taraftan da YouTube kanalıyla kamusal alana dokunuyoruz. O yüzden onda da bir ikircikliğini yaşıyorum. Şey Buraya şöyle bir e, kanaldan hareket etmek istiyorum hocam. Şimdi bir alanın e, bileniyle bilmeyeni arasında bir dengesizlik var. Otorite anlamında. E, i̇ster istemez her şeyi bilemeyecek bir insanın. Bir çeşit bilenlere güvenmesi gerekiyor. Dolayısıyla onlara bir yetki devretmesi ve orada bir güç biriktirmesi gerekiyor. Yani tıp alanı çok net mesela, yani doktorun karşısına geçtiğinizde siz oraya itaat etmek için gitmişsinizdir aslında. Bu da doğal olarak belli alanlarda bir güç birikmesine giderken, her yani biraz da normal mi acaba diye soruyorum kendi kendime bir de bur buradan hareketle bu tarz öbeklenmeler bunların hep yetki devir adacıkları gibi düşünürsek toplumda. Bir yerde o adacıklar bir iki bir iki acaba büyük adalar mı oluşturuyor? Bu sefer de kamusal alanda bu normal mi? Çünkü eğer biz mesela Celal Şengör üzerinden gidersek e kamusal alanda yaptığı etkiyi konuşuyoruz aslında. E felsefeciler ya da işin uzmanları arasında yaptığı, kapalı toplantıda yaptığı bir konuşmayı konuşmuyoruz. Tam tersine işte televizyon programında yaptı ya da canlı yayında yaptığı bir pro ifadeyin nasıl diğer kitle tarafından takip edildiğini onlar üzerine nasıl bir etki oluşturduğunu dikkate alıyoruz ve aslında rahatsız olduğumuz şey biraz da kamusal alandaki bu otorite figürü. Acaba bunu burada bırakıp kamusal alanda oyun oynamayı bırakıp özel alanda oyun oynasak? E, Aradığımız şey biraz da bu mudur? Çünkü kamusal alanda e, zaten şey olabilecek mi emin değilim ondan. Hani ister istemez biraz daha uzmanlık mümkün değil zaten. Biraz daha kitleye, biraz daha duyguya yönelik bir zemin sanki kamusal alan. Biraz daha özel alan aklın ve sınırlı sayıdaki kişi arasındaki etkileşimin... ...ki bu da kaliteyi getiriyor gibi düşünüyorum şey anlamında... Düşünebilme anlamında çünkü imkan sağlıyor dolayısıyla aslında belki de o içimizdeki rahatsızlık özel alana çekildiğimizde geçer mi çünkü kamusal alan biraz da tiyatro alanı Celal Şengör de bence bunun farkında ve bu tiyatroyu oynuyor diye düşünüyorum bu kötü anlamda söylemiyorum hepimizin aslında biraz da yaptığı bir şey olarak söylüyorum. Bu şekilde fikirlerimi paylaşmak istedim. Belki özel olan, kamusal olan ayrımı yardımcı olabilir bir şeyler düşünmemize diye düşündüm. Çok teşekkürler. Bir düşüneyim şu anda yani ayaküstü ne diyebilirim? Herhangi bir cevap vermem gerekmeyebilir zaten ama... Bilmem ben yani vapurda da karşılaştım Celal Hoca'yla ve... ...gene beni büyülerdi. Gene ben aynı rahatsızlığı hissederdim. Ama dediğim gibi ben o yayınları dinlediğim sırada bir rahatsızlık hissettiğimin farkındayım ama rahatsızlığın ne olduğunu sonra düşündüğümde çözümledim. Ve dedim ki ya bu şey gibi yani e, bir, bir babaya duyulan bir e, babadan korkma hissi bu esasında. Bu sizin çok doğru olarak ifade ettiğiniz gibi esasında evrimsel açıdan bizim için iyi bir şey. Zaten evrimsel olarak biz babamızın sözünü Dinliyoruz. Neden dinliyoruz? Duy i̇ki ayağımızın önüne kalktığımızda çok kötü durumdayız. O yüzden ebeveyne karşı, anneye karşı, babaya karşı bizim inanma çipimiz, şalterimiz açık olarak biz zaten doğuyoruz. Sonradan sonradan biz yapabilirsek bunu eleştirebiliyoruz. İşte benim yapmaya çalıştığım şey sonradan sonradan bu eleştiriyi gerçekleştirmek ve bu buna ihtiyacı olan insanlar görüyorum. Çünkü insanlar Celal Hoca'ya Celal Baba diye bakmamalılar bence ve Celal Bey'in, Celal Hoca'nın istediği de bu değil. Yani o yüzden de zaten Celal Bey'in e, pedagojisinin kendi e, felsefi, politik, e, düşünsel ajandasıyla uyumlu olmadığını da düşünüyorum açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani esasında düşündüğünüzde Celal Hoca'ya her şeyi söyleyebilirsiniz. Kimseyi şey yapmaz ama o kadar güçlü ki, o kadar yoğun ki. Küfrüyle, kahkasıyla o çocuksuluğuyla, o işte diller, işte e, Almanca söylüyor, Fransızca söylüyor, kendinden geçiyor, mutlu. Bunların hepsini izlemek çok büyük bir zevk. Ama bu zevkin bir bedeli var demeye çalışıyorum bir tek. Ve ben bunu kendimde hissediyorum. Bu. Ee, Volkan Bey buyurun. Hocam teşekkür ederim. Ee, Hocam. Kamera açayım mı? Nasıl <laughs> istersen, Nasıl rahat ediyorsunuz? Peki hocam kamu alandan saklayayım görüntümü. Biraz telefonun e, işlemcisi, kapası karışabiliyor. Sesim geliyorsa güzel bu şekilde. Geliyor. Hocam öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Tespit bunlar. Birincisi Cerrah Şengör kendisinde Asperger sendromu olduğunu beyan ediyor. Asperger e, yani araştırabilir arkadaşlar da. E, otizmin spektrumlarından bir tanesi. E, empatiye kapalı oluyorlar. Yani başkalarının duygularını çok anlayamıyorlar. E, duygusal empati kuramıyorlar. Ya yani kendi beyanıdır bu. Hatta bir e, konuşmada söylüyor bunu. Eşine teşekkür ediyor bununla alakalı. Araştırabilirler. Asperger, Ceral Şengör diye. E, bu bir tespit. İkincisi, e, Celal Bey... Ee, bir jeolog ve yani Türkiye'deki jeologların en büyük e, meşruiyet, rıza kaynağı depremle uğraşmaları. Türkiye bir deprem bölgesi. Ee, ve hani Türkiye'de işte bir jeologun çıkıp da bir şeyler söylemesinin işte en büyük e, referans değeri, atıf değeri bu depremle alakasının olması. Ee, işte Ahmet Meşekmet'e aradan beri işte o dönemden hani Cem Yılmaz da esprisini yapıyor ya en seksi adam seçiliyor falan. Ee, buna nispetle mesela İbrahim Ortaylı'nın da bu tarzda bir şeyi var. Onu da tarihçi kişiliğinden hani alıyor bu enerjiyi biraz. Ee, jeoloji ve deprem biraz önemli hocam çünkü ontik zemine de işaret ediyor. Ayakta evet. durunca işte zihin beden uyumu, e, ondan sonra işte kulakta denge kanalları var. Bizi böyle şey e, dengede tutuyorlar ve işte zihnimizi daha berrak hale getiriyor. Bu eşyalar yerli yerinde duruyor. E, yani ayağımızı yere bastığımız zemin kayıyor yani depremde. E, yani ölümle bir karşılaşma anı oluyor bu. E, buna ilişkin işte bir şeyler söyleyen insanlar değerli oluyor. E, şimdi biraz önce kamusal alan tartışması da işte arkadaşlar sağ olsun. Ee, şimdi burada teknik rasyonel ve iletişimsel rasyonel ünite ayrımını Habermas'tan e, devralarak hani götürürsek işte teknik anlamdaki işte bu bilimin e, teknik araçlarla işte tespitler yapması, sayımlar yapması, ölçme, değerlendirmeler yapması e, oradaki o bakışı sosyal bilimlere de taşıyor maalesef. E, maalesef değil de yani bu oluyor yani hani olmuş geçtiğimiz işte 10 yıllarda 50 yılda teknik rasyonelite çok ileriye gidiyor, iletişimsel rasyonelite geriye düşüyor. Ee, ve Habermas işte bunu mesela tahlil etmeye çalışıyor kamusal alan kamuoyu tartışmaları üzerine. Mesela adam 90 küsür yaşlarında hala mesela o metnini revize ediyor. Tekrardan üzerine çalışıyor bu kamuoyu kamusal alan tartışmalarıyla alakalı. Celal Hoca'nın hani bu hem Asperger'li oluşu hem de bilim e, bilim disiplinleriyle hani oradan gelmesi açısından teknik bu bakış açısı işte sosyal bilimlere bakışını da biraz böyle ket vuruyor engelliyor bence e, bu hani onun kişisel durumuyla ilişkili bir tespitti yani hani onu anlayabiliyorum yani onu e, toler edebiliyorum kendi çapımda bu anlamıyla e, fakat hani buradan e, bu buraların hani yaslanıp da ee, o kamusal alanda kendi işte bu özel durumlarından hani güç olarak da işte mesela işte bir tutuyor saltanatla ilgili Osmanlı tarihiyle ilgili bir şey söylüyor. Bir tutuyor felsefeyle ilgili bir şey söylüyor. Bunu yapmasını çok doğru bulmuyorum, hoş bulmuyorum. Ee, çünkü burada işte süblime ediliyor bu figürler. Yani mistifike ediliyorlar. Sizin işte bu baba paternal dil dediğiniz şey hani biraz işi götürüyor yani. E, elimizde böyle işte şeyler ortaya çıkıyor. Slogan metinler, e, süblime edilmiş karakterler, işte misifike edilmiş şeyler çıkıyor. Söz zaten bizatihi sihir ve büyü taşıyoruz. Ya yani beyan beyanda sihir vardır diyor Peygamber Efendimiz. Yani siz şiirden de bahsettiniz. Şiirin içinde de bu vardır. Kur'an'da Şuara suresinde şairler uyarılır. Ee, onlar şaşkın, şaşkın gezen vadilerde, şaşkın şaşkın gezen insanlara her şey benzetiliyor. Kimse ona uy, uymasın deniliyor. İşte bir kısmı istisna tutuluyor. Ee, o bakabilirler şu ara suresi, suresinin üç ayetine. Şimdi ben neyi söyledim? Asperger suresi söyledim, jeolojiyi söyledim, teknik rasyonetiyi söyledim. Ee, ki mesela Arendt diyor ki, insanlık diyor bu teknik rasyonetiyle öyle savaş araçları yaptılar ki, Bunları kullanacak hiçbir meşru gerekçesi yoktur, diyor mesela Arendt. Bunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında söylüyor. İşte atom bombası atılmış, Avrupa komple yıkılmış, işte acayip acayip silahlar ortaya çıkmışlar. Yani teknik rasyoneti çok ileriye gidiyor, iletişimsel rasyoneti geri kalıyor. Sonra ne yapalım biz? işte kamusal alan, kamuoyu, e, işte sivil toplum, e, ondan sonra... E, işte hak temelli savunuculuk bu gibi işte referanslar üzerinden tekrardan toplumu, society kurmaya çalışıyorlar. Ee, bizim hani bu tarzda figürlerden ziyade yani şey, Celal Şengör gibi figürlerden ziyade göz izasında e, böyle hiçbir süblime, mistifikasyona izin vermeden konuları tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz iletişimsel rasyonelitenin, iletişim aklının e, daha hani etkin olduğu kamuoyunun ortaya çıkabileceği e, kanallara ihtiyacımız var. Yani, evet, ben de zaten bu yayını tam olarak buna inancımdan ötürü, yani bu e, olana inancımdan ötürü zaten açtım. E, benim görüşümde bu son söylediğiniz de, tam birebir e, benim <laughs> şeyim. yok ve hani e, bunu da bilimsel olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, hele o söylediğiniz yani göze göz e, o eşitlik ilkesi. Ee, bence çok önemli ve çok zevkli kılıyor ve e, bilimi de bilim tarihini de e, felsefe tarihini de Miletos okulunda Platon'u da Sokrates'i de e, herkesi de zevkli kılan şey e, tam da bu eşitlik. O yüzden de ben de bu eşitliği e, Celal Hoca'nın e, talep etmediğini söylemiyorum. Ama e, pedagojisinde bunu baltalayan özellikler olduğunu söylüyorum. E, yalnızca o dolayısıyla... Konuyu da kapatıyor hocam. O, oradaki o tavır konuyu da ıı, tartışılamaz kılıyor. Yani kapatıyor, ıı, yani hiçbir şey söyleyemez onun hakkında. Nominal, atcı, isimci, adamcı, işte ne bileyim, bilmem neci işte gibi bir şeye dönüyor. Mesela aynı tavır şeyde de var. İşte sufilerin arasında da var mesela işte İbn Arabi o İbn Arabi işte o bir sürü böyle bir şeyler oluyor böyle. Ama hani adamın düşüncelerini tartışamıyorsunuz. Ne anlatıyor, evet. ne konuşuyor. Evet. Hiçbir yere yani o, o, yüzden ben en başından itibaren yani bunun sizin de bildiğiniz gibi seni sizin fetişizm kilemi üzerinden ele aldım. Çünkü çok kolay şey, en kolay şey bırak ya o sahtekeri, sahtekar o ya falan falan diyerekten biz yolumuza devam ederdik. Ama o zaman tartışılacak bir şey kalmıyor tabii ki. Hocam ben çok kısa bir şey yapayım. Sağ teşekkür ederim. Güzel bana söz hakkı verdiniz. Mesela, ben hani bunu paylaştığınızı biliyorum. Buradaki çabanızı da e, görüyorum. İçiniz gücünüz rast gelsin. Tamam. E, değerli buluyorum bu, bu, bu çabayı. E, son olarak şunu söyleyeceğim hocam. Bunu mesela büyük devasa devletler yapınca ne oluyor? Güvenlikleştirme dediğimiz, securitization dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani güvenlik esaslı e, yani mesela kanun hükmünde kararname ortaya çıkıyor. Yani meclis şey değil de e, yürütmenin hani bir kısım aletleri e, ne derler ona e, aparatları tedavile giriyor ve düşüncenin kamuoyunun e, işte sivil alanın önüne geçen bir şeye e, sebep oluyor. Bu bazen epistemik bir cemaat olarak da görünebiliyor, kapalı bir hani bilim e, lobisi olarak da görünebiliyor, bir şiir çetesi olarak da ortaya çıkabiliyor. Bunlara izin vermemeyiz hocam. E, bu yani, şey yani, şey. ikiliminden çıkma e, derken kastettiğim şey bu. Bu ikilimin ortaya çıkması mekanizmasını da zaten daha önce anlatmıştım. Dolayısıyla e, aynı ilkece çok katılıyorum. E, gerçekten öyle ve e, yani yani Şengör özelinde neden bundan söz ediyorum? Celal bir e, hocanın da bu ikilimi e, aşmayı önemsediğinden yüzde yüz eminim. Yani ee, pek çok anlatısında Jemri'ci hakkında söyledikleri de öyle Osmanlı tarihi hakkında söyledikleri de öyle e, presokratik felsefe hakkında söyledikleri de öyle e, meseleyi anlamaya çok değer veren bir tarafı var. Ben de diyorum ben de buna güvenerek bütün şeyi getiriyorum. Çok teşekkürler bir beş dakika içerisinde yayını kapatmak niyetindeyim. Özkan Bey galiba mikrofonu evet, açtı. Bunu bir soru ve söz alma belirtisi addediyorum. Buyurun Özkan Bey. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor merhabalar. Evet. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar. beş dakikamız var. Tabii anladım. Eğer Çok soruysa kısa... ve cevap bekliyorsanız hereye kısa bir yorum yapmak ki... istiyorum Cevap verebilirim. Da Celal Buyurun. Bey hakkında kısa bir yorum yapmak istiyorum. Benim görüşüm olarak Şimdi Celal Bey'i açıklamak için önce Batı'nın bilime, felsefeye, bilim içerisine bakmasına bakmamız gerekmektedir. Bilim, kadim felsefe alanını bilim dünyasında bilim uzmanlarına paylaştırmıştır, ünvan olarak vermiştir. Celal Hocada kendi alanında uzman bir bilim insanıdır. Dolayısıyla şu anki Türkiye dönüşünde felsefeye ilgi duymuş ve onunla ilgilenmiştir haliyle e, Celal Hoca yani Dolayısıyla felsefe yaklaşımı mikro filozof olarak ele alabiliriz yani bilimin ona verdiği filozof ünvanlı ünvaanı üzerinden felsefe yapmaya çalışmaktadır Dolayısıyla felsefenin bizim bildiğimiz Ortadoğu'nun filozofa yaklaşımını ...yaklaşımına karşı eleştiri olarak din ve felsefeyi eleştirme yoluna gitmiş gitmektedir. Kendi taraflı yaklaşımı olduğu için... Felsefe, ...felsefeye ve dine hakkını vermemiştir. Dolayısıyla e, ters bir, biz felsefecilere göre Celal Hoca'nın... ...dini eleştirirken arada felsefeyi de kaynatmaya çalışması olarak algılayabiliriz bu konuşmalarını. Dolayısıyla... Celal Hoca'nın Hocası, bu hareketi bize felsefenin ana bilim dalı olduğunu, diğer diğer alanların bir aracı değil, başlı başına bir alan olduğunu hatırlatmaktadır. O yönden de bir ders çıkartılması gerekmektedir. Dolayısıyla Celal Hoca'nın bu davranışını bir e, dönem olarak ele almamız gerekmektedir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim Özkan Bey. Çok sağ olun. Fatih evet. Bey buyurun. Sesim geliyor herhalde. Evet. evet geliyor. Ben bir konuda şunu da sormak istiyorum. Yani bu komunikasyon bahsettiğiniz komünikasyon tarzlarında şunu da biraz görüyorum. Hayranlık ile duyguları birbirine fazla karıştırıyoruz bazen ve karşı taraftaki her kim olursa olsun kişinin e, düşüncesi biraz e, tabiri caizse agresif şekilde e, geldiğinde hayır 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 öyle değil öyle değil ben e, hani hüküm sürme olduğunda e, yani ben böyle düşünüyorum yerine hayır 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 öyle değil gibi bir cevap geldiğinde e, biz e, kendi sormak istediğimiz soruya veya vermek istediğimiz feedback e, arkasında tam duramıyoruz gibi geliyor bazen. E, ya komunikasyonlarda ya ben böyle düşünüyorum demek daha avantajlı oluyor sanki ve e, sizin de söylediğiniz gibi Ömer hocam e, belki komunikasyonu kıran e, bir e, hareket veya bir durumda bu olabilir hani bir eğitmenin veya bir öğrencinin kim olursa olsun fark etmez ben böyle düşünüyorum e, diyerek e, yorumlaması konuşmayı biraz daha açar kitlemek yerine bence. Yani biraz daha hafiften düşünürsek konuyu. Evet, ben de böyle düşünüyorum ve e, korku ve utanç hislerine karşı nedense son yıllarda çok duyarlı hale geldim ve akademik ya da bilimsel e, ilişkilerde e, korku ve utanç ortaya çıktığında hemen böyle bir e, aşırı duyarlıyım e, ve üzerine düşünmeye başlıyorum. E, Celal Hoca'yı dinlerken de birazcık. E, hem kendimin bunu hissettiğini fark ettim hem de dinleyici çoğu insanın da bunu hissettiğini fark ettim. Bu arada en başlarda YouTube'daki konuşmalarda bir hanımefendi güzel bir şey demiş bize aykırı bir şey demiş bize itiraz etmiş onu vurgulamamam zaten şeylik olur tutarsızlık olur ne dedi bakayım? Kaçırmışım galiba. Galiba şunu söylüyor. Heyecanlandıran hoca iyidir. Ne derseniz deyin diyor. Doğru heyecanlandıran hocanın iyi olduğu, tutkulu hocanın iyi olduğunu zaten söyledim. Yalnızca bu başta başına bir erdem değil. Biraz Aristoteles'in erdemi gibi bir tür orta yol bulmak lazım. Yani dozunu doğru ayarlamak lazım. Dozu ayarlanmadığında heyecanlı hoca heyecanlı bir beyin yıkayıcıya dönüşüyor ve işte Sokrates'e Sokrates'in suçlandığı gençleri işte yoldan çıkarma meselesi ne kadar gidebiliyor? Şu anlamda çok heyecanlı bir hoca kendisine itiraz edilmesini pahalı kılıyor. Bunu bütün bu yayının başından sonuna anlatmaya çalıştığım tek şey bu. İtiraz pahalı olmamalı. İtirazı ucuzlatmamız lazım bana kalırsa. Buna itiraz eden olursa yayından atacağım diyeyim. <laughs> e, hata yapmak da ucuzlamalı. Yani i̇ki şeyin e, ucuzlaması lazım. Hata yapmak ve itiraz etmek. E, Celal Hoca'nın söyleminin hem itiraza açık olmak vurguladığını ama itiraz etmeyi de zorlaştırdığını vurgulamamdan ötürü o o çelişkinin altını çek, çizmeye çalışıyorum. Pek çok insan ağacıya alıp nasıl felsefe hakkında konuşur, onun e, alanı bu mu ki falan filan gibi bir alan savunmasına geçiyor. Ben orada hiç yokum, benim umurumda değil. Herkes her şeyi eleştirebilir. Kimsenin kartvizitine bakmam, ne e, yani kartvizitinde filozof yazan e, insanlar var e, gör, e, görüyoruz. Tam tersine felsefe ortamlarında eleştirinin geri dönmesi lazım. Eleştirel düşüncenin geri dönmesi lazım. İtirazın geri dönmesi lazım. Bunun için ben endişeliyim zaten. E, evet arkadaşlar, e, iki saatlik güzel bir e, buluşma oldu diye düşünüyorum. Evet. Bakayım sormak eklemek istedikleri olan var mı? Volkan Bey buyurun. Hocam teşekkür ederim. Bu retorik ve belagata gelememiştim biraz önce bu Arentin işte eleştirileri vardı. Hocam bu Ariston'un mesela hususi kitabı var retorikle ilgili. Ee, yani bu mantık okutuluyor, etikol okutuluyor, bir sürü kitabı okutuluyor. Mesela retorikten çok az e, bahsediliyor, çok az atıf yapılıyor. Halbuki orada ise safsatalarla alakalı şeyler var, sofistleri eleştiriyor, bir sürü detay var. Daha sonra mesela işte gelen felsefede bu e, özellikle kamusal alan tartışmalarında görüyoruz ki retoriği aşmanın çaresini arıyorlar. Doğru bilgiye ulaşmak için e, mesela bunları öğrenmek için de retoriğe başvuruyorlar. Hani biz bir retorikteki şeylere düşmeyelim. Safsatalara düşmeyelim. E, ne bileyim işte e, mesela metafor kullanıyor. Zehir diyor mesela. E, buradaki kastı ne? Bir şeyi bir benzetme aslında kuruyor. Orada hani bir şey söylemiş olmuyor orada. Hani ilerlemiyor buradaki, oradaki o tartışma. Bunların hocam retorik ve belagat hani ilimleriyle alakalı tartışmaların dönmesi gerekiyor. Kitapların basılması gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet yani bu e, bir şeye zehir demek bazı söylemlerde var. E, acayip yok bazı söylemlerde vardı. O zehir demek. Çünkü o zehir dedikten sonra zehir denen şeyi ben nasıl savunayım? Hani beni direkt zan altında bırakıyor. Olmaz. Bu e, şey e, yasak meyve olması lazım o işin. Yani bu zehirdir. Lafının kendisi esasında zehirli e, gibi geliyor bana. E Ahmet Tuna güzel bir noktaya işaret etmiş belki, e, sert olmayan bir T ile aslında yine aynı heyecanla güzel anlatımlar gerçekleştirebilir. Problem heyecanda değil, problem tutkuda değil. E, Aristoteles'in işte erdem anlayışında olduğu gibi duyguların kendisi problem değil. Duyguların tek taraflılığı problem. Duyguların e, karşıtlarını dışlaması problem esasında. E, yani sıklıkla şöyle mesela bir heyecan vardır dünya heyecanlı olmadığı için dünyayı büyülü hale getirmek için dört e, koldan çalışan bir üstü e, yaşlı e, helecanlı konuşan e, erkek figürü vardır böyle şair türleri vardır e, yani karşıdan karşıta savruluyorlar esasında e, bu iki e, bu savrulmaya son vermek ve e, dengeli bir ilişki kurmak yani benim burada erdem olarak ortaya attığım şey belki böyle diye düşünülebilir çok teşekkürler katılan herkese, hem dinleyicilere hem de katılımcılara, Cengiz Hoca'ya, Fatih Hoca'ya, Enes Hoca'ya. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çarşambadan çarşambaya buluşacağız inşallah. Ama bu kadar tartışmalı bir konu bulabilir miyim bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın.